Günaydın sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da sabah ajansı yayınımızla geldik huzurlarınıza. Bizden önce Tahir inan vardı. Türkiye'den ve dünyadan haberler taşıdı size, bize, hepimize. Şimdi sıra bu fakirde. Yaklaşık saat 9.50'ye kadar inşallah birlikte olacağız. Saat 9.30'dan itibaren ekonomiyi konuşmak üzere Faruk Erdem'i ağırlayacağız. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, sabah ajansı başladı. Ah Haber televizyonunda ve Ah Haber radyoda dünyanın her yerinde bizi takip edenler dua ordusu. Yıllardır hafta içi sabah yaptığımız gibi bu sabahta hepinizi dua etmeye davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahu ekber. Velillahi'l hamd. Ya rabbel alamin. Ve rahimin. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı koru, kolla, muhafaza eyle. Yalvarıyoruz sana Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım. Dertli olan Müslüman kardeşlerimize, kullarına derman ver, hasta olanlara şifa ver, borçlu olanların borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamen Rahimin. Kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et yalvarıyoruz sana. Allah'ım Azerbaycan ordusuna, devletine yardım et. Azerbaycan ordusunu muzaffer eyle yalvarıyoruz sana. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve yarhamen rahmin amin. Burası A Haber. Şimdi, şimdi haberler. Gece yaşananlarla başlıyoruz sizlere haberleri aktarmaya. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Anayasa Mahkemesi'nin yüksek derecedeki e, hakim olan, yüksek derecedeki yargı mensubu olan bir üyesi Anayasa Mahkemesi'nin e, gece çekilmiş bir fotoğrafını koyuyor. Sosyal medyadan bir ışıklar yanıyor mesajı paylaşıyor. Şimdi yüksek derecedeki bir yargı üyesi. Gecenin bir vakti Anayasa Mahkemesi'nin ışıklı fotoğrafını çekip sosyal medyadan neden ışıklar yanıyor der. Millet bunu sordu tabi. Hemen tepkiler oluştu. İçişleri Bakanlığı ışıklarımız hiç sönmüyor dedi. İçişleri Bakanlığı'nın e, fotoğrafını yayınladı. Abdülhamit Gül, vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar millet kapatır. Çok önemli. Bakın, hukuk adına konuşma hiliyetini yitirirler. Vesayet özlemi içinde olanlar, ışıkları millet açar, millet kapatır dedi Abdülhamit Gül Adalet Bakanı. Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Çok önemli. Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimize hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Demokrasiyi korumakla görevli kurumlar görevlerinin başındadır diyor Ömer Çelik. Mustafa Varank kimse merak etmesin milletimiz feraset sahibidir. Lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir. Tepkiler böyleydi sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin üyesi yüksek derecedeki bir yargıç. Gecenin bir vakti niye böyle bir paylaşım yapar kardeşim? Sen anayasa mahkemesi üyesi misin? Elektrikçi misin? CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, FETÖ'nün MIT tırdırdı durdurduğu görüntüleri Firari Can Dündar'a verdirmişti. Berberoğlu yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da donandı. Yaşanan bu süreçte devreye anayasa mahkemesi girdi. Yüksek Mahkeme, milletvekilliği düşürden Berberoğlu hakkında hak ihlaline uğradığı kararını verdi. Tartışmalara neden olan bu karar mahkemeden döndü. Anayasa Mahkemesi'nin kararını görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırları davasından ceza alan Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Ancak mahkemenin bu kararı Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ı rahatsız etti. Yıldırım sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını Işıklar Yanıyor notuyla paylaştı. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasında bulunmasının ardından başkentte günden bir anda değişti ve tepkiler peş peşe geldi. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Resmi Twitter hesabından bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı. Işıklarımız hiç sönmüyor notuyla Anayasa Mahkemesi üyesinin paylaşımına göndermede bulunuldu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de skandal paylaşıma peş peşe tepkiler yükseldi. Sözcü Ömer Çelik, Yıldırım'ı darbecilikle suçladı. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir anayasa mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Junta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimize hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Açıklama yapma, haddi düşer. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez derken, bir diğer Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na seslendi. Kendinize gelin çağrısı yaptı. Bu saçma ve ucuz trollüğe önce Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer Anayasa Mahkemesi üyeleri dur demelidir. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargı çağırdığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık? Kendinize gelin. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır ifadelerini kullandı. Sadece AK Parti'den değil, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden de tartışmalara yol açan paylaşıma tepkiler geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partinin sembolü olan üç hilal kullanıldı ve etrafı ışıklar da aydınlatıldı. Karanlık gecelere ışık, karanlık kalplere nur, ...karanlık emelleri Sur MHP notu düşüldü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de partisinin sosyal medya hesabından gösterdi tepkisini. Bu ülkenin ve milli iradenin yegane sahibi necip milletimizin artık darbenin ya da vesayetin imasına dahi tahammülü yoktur. Hele bu Türkiye'nin en yüksek mahkemesinin bir üyesi tarafından bu niyetle yapılıyorsa bu tuzun koktuğu manası taşır ki gereği behemahal yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine önce ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim. Başka ışıkları değil diyerek kendini savundu. Ardından gönderme yaptığı ışıklı paylaşımları sildi ve Twitter hesabını korumaya aldı. Yıldırım daha sonra ise yeni bir tweet attı ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anayasa Mahkemesi üyesi darbe imasında bulunmadığını savundu. Kardeşim yüksek derecedeki bir yargıç böyle bir iş yapar mı? Anayasa Mahkemesi üyesi sosyal medyadan gecenin bir yarısı böyle yayınlar yapabilir mi? Sen elektrikçi misin kardeşim? Nedir bu ışık işleri? Hemen ne anlama geliyor ışıkla ilgili bu mesajlar? Neler hatırlatıyor insanları duyduklarında onu sizlerle paylaşalım. Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. Merhum Mehmet Ali Beratan bu ışıklar yanıyor ne anlama geliyor anlattık sizlere sevgili seyirciler. Genel Kurmay Başkanlığı'nın ışıkları yanıyorsa olağan dışı işler oluyor demektir. Işıklar sönükse olmuyor demektir. O günlerden kalan anlamları var bu işlerin sevgili seyirciler din ve dinleyiciler. Peki MHP'den hangi tepkiler geldi? Hemen hemen bakalım efendim. MHP'li önemli bir isim ee, ...hangi tepkilerle kamuoyunda e, tartışmalara katılmış bakalım. İzzet Ulvi Yönter Anayasa Mahkemesi'nin ışıklar Yanıyor mesajı veren üyesine diyorum ki... ...yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma. İsraf olur, itiraf olur, laf olur. Altından kalkamazsın. Şayet analoji yapıp darbe çağrışımını bu yolla ihsas ve ima ediyorsan... ...millet bunu yemez, hukuk bunu yutmaz akıllı ol dedi MHP'li İzzet Ulvi Yönter. Sabah Ajansı haberlerle devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Sosyal medyada ışıklar yanıyor paylaşımı yaparak darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a MHP'den Anayasa Mahkemesi yeniden masaya yatırılmalıdır yanıtı geldi. Türkiye üçüncü faz olarak değerlendirdiğimiz demokrasimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Bu çerçevede yargı kurumlarımızın en üst yargı makamımız olan işte Anayasa Mahkemesi'nin de bir değerlendirmeye tabi tutulması düşünülebilir. Çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreç içerisinde de yine kamuoyuyla paylaştığımız gibi bu gündeme gelecektir. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı sözlerine atıfta bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın adice bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur. Yaşanan bu olay, Anayasa Mahkemesi'nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir dedi. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği hak ihlali karardırdın, adalet duygusunu zedelediğine dikkat çekmiş, ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Ve şimdi karşınızdaki bu fotoğrafla devam edelim. Burası da milletin hiç sönmeyen ışığı, doğrudan milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Burası da Milletin hiç sönmeyen ışığı geçtiğimiz haftalarda aylarda biliyorsunuz bir milli bayramda üstelik bu e, e, dronlarla görüntü oluşmuştu. Arkada da tam dolunay bir ay var. İşte milletin hiç sönmeyecek ışığı milletin doğrudan oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanlığı makamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Milletin hiç sönmeyecek ışığı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Sabah Ajansı devam ediyor. Şimdi... Süleyman Soylu'nun sözlerini ekranlarınıza, huzurlarınıza getirmek istiyoruz. Böyle darbeyi aklından geçirenler, bunu ima edenler, şimdi darbeyi ima eden mesajlar bulunduranlarla ilgili Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'da yaşananlar hakkında yaptığı değerlendirmelerle devam ediyoruz ki milletin ezici çoğunluğunun hissiyatını dile getirdiği için çok beğenilmişti dinleyelim efendim. Ama şunu söyleyeyim. Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net yani. Yani bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani bu şu. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz. Yani 15 Temmuz gibi ya da başka vesilelerle darbeyi aklından geçirenler bilsin ki 15 Temmuz'da hani gerçekten yapmak istediklerimizin tümünü yapamadık. ...darbecilerle ilgili aklımızdan geçen ve milletin ezici çoğunluğunun da yapmak istediği işler var. Gazetelerle devam ediyoruz. Saatlerimiz yedi, on dakika geçiyor. Açıyoruz gazeteleri efendim. Bir tanesini okuyacağız ama ve lakin diğerlerini de görmenizi sağlıyoruz. Hepsini açtık gazetelerin. Akşam gazetesi, yudumu ölümcül sahte alkollü içkilerle ilgili bir manşet görüyoruz. 16 pilota FETÖ operasyonu. Bahçeli'den Hatay'da orman yakan PKK'ya öfke. İhanetin çakalları. Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Sana kimler ne vaat etti? PKK'ya karşı tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu'na bunu sordu Devlet Bahçeli. Yeni akit fesat sözleşmesi batıyı da böldü. Aileyi parçalayıp LGBTİ sapkınlığına zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi'ne Polonya'da savaş açtı. Efendim devam ediyoruz. Atatürk maskeli soyguna Milli Eğitim Bakanlığı freni. Ayrıntılar. Milat Siha Farkı. Azerbaycan ordusu dört koldan Karabağ'a ilerliyor. Siha Farkı dengeleri değiştirdi diyor. Konu inceleniyor efendim. Salgına rağmen çarklar işliyor. Berat Albayrak'ın açıklamaları. Bunlar iblisin çocukları. Devlet Bahçeli'nin e, açıklamaları efendim. MHP lideri. E, ateşin çocukları e, diyen PKK'lı teröristlerin Hatay'da ormanları yakmasına sert tepki gösterdi. Çözüm sahada Karabağ, Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalı. Devlet Bahçeli'nin sözleri Türk Gün Gazetesi'nde de manşette efendim. Kars'ı PKK yönetiyordu. Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Açalım Türkiye Gazetesi'ni. PKK yönetiyordu diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Diğer başlıklara da şimdi bakalım hep beraber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ı PKK yönetiyordu. Kars Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının perde arkasını, terörle mücadelede son durumu ve PKK'nın belinin kırılmasını, Güneydoğu'ya yansımalarını anlattı. Hangi devlet buna göz yumar? Soruyor. Kars Belediye Başkanı görevden alınınca muhalifler operasyon siyasi dedi. İçişleri Bakanı gerçeği anlattı. Kars'ta özel yönetim kur, adımları söz konusuydu. Dağın talimatlarıyla verilen ihaleler var. PKK'dan gelen listelerle işe alınanlar mevcut. Kendilerini mahkeme yerine koyup hüküm icra eden bir anlayış söz konusu. Devlet buna müsaade edemezdi. CHP'nin HDP'li başkanları korumak için seçimle gelen seçimle gider çıkışına. Biz de seçimle geldik. Hepimiz kanunlara uymak zorundayız cevabını verdi. Güneydoğu'daki son durumu şöyle özetledi. Terör tasfiye edildikçe huzur geliyor, ekonomi canlanıyor, geleceğe umut artıyor. Son dönemde bölgedeki gençlerin gözündeki pırıltıyı gördüm diyor efendim. Moskova'nın masa başı oyunları herkes savaşır Rusya kazanır. İki taraf çatışıyorsa ve barış için Rusya devredeyse masadan çıkacak sonuç bellidir diyor haberde. İblisin çocukları Devlet Bahçeli'nin değerlendirmeleri az önce başka gazetelerden de okudum. Kafalarına vura vura Karabağ'ı kurtarmalı Devlet Bahçeli. Ateşkes'e tepkiyi böyle verdi. Terörist devlet Ermenistan Karabağ'dan çıkmadan silahları indirmek cinayetlerin meşrulaşması demektir. Rakip Sırbistan siftah yapalım. Rusya'da galibiyeti kaçıran A milliler grupta ilk galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. İsveçli ağzının payını aldı. Küstah bakanı anlayacağı dilden Çamuşoğlu. Türkiye'yi uyarıyor Suriye'den çıkın demişti İsveçli Bakan. Çavuşoğlu hangi yetkiyle bunu istiyorsunuz? PKK'ya destek için çekil diyorsunuz cevabını verdi. Sanayide rekor geldi. Ve efendim Göbekli Tepe ile ilgili bilinmeyenlerle ilgili bir haber var. Yavuz'a selam istikamet. Karadeniz kanuni sondaj gemimiz Mersin'den demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Milli Eğitim Bakanı bizim için asıl olan yüz yüze eğitimdir. Sahte içki ölümleri yayılıyor. Avustralya'da sigara reçeteyle son haber bu efendim. Türkiye gazetesinden sizlere aktaracağımız sabah ajansı haberlerle devam ediyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler cephe hattına götürüyoruz sizleri. Azerbaycan katil ve terörist devlet Ermenistan tarafından işgal edilmiş öz topraklarını kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Ateşkes korkunç bir yalan haline geldi. Ateşkes yardımlara bahane oldu. Kim yardım ediyor? Rusya, İran, Fransa, Batı. Kime? Ermenistan'a. Ateşkes yardımlara bahane oluyor. Çavfirler yine birleştiler. Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu Azerbaycan'ı provoke etmek için sivilleri hedef alıyor. A Haber ekibi cephe hattındaki gelişmeleri an be an takip ediyor. Ve hedef... Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve kameraman Kadir Mercan Ermenistan'ın Terter kentinde sivil yerleşimlerin hedef alındığı anları görüntüledi. Azerbaycan'ın Karabağ'a en yakın noktası olan Terter ter kenti sözde ateşkese rağmen bombardıman altına alınmış durumda ve şehrin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. İşte Ermenilerin top atışı gerçekleştirdiği yüksek kesimleri ise Azerbaycan ordusu tarafından vuruluyor ve karşıdaki dağlık bölgede Ermeni hedefleri bombardıman altına alınmış durumda. Ateşkese rağmen Terter'de bu görüntüler kayda geçti. Bir yandan obüs topları, bir yandan Sukut, Toşka ve Simerç yüzeleri Ermenistan anlaşmayı ihlal ederek Terter ter kentine tekrar yoğun bir şekilde bombardıman başlattı ve hedef bu bölgede yaşayan siviller. Grad füzesi tam karşıya tertere düştü ve terterde yine dumanlar yükseliyor. Azerbaycan'ın 100 bin nüfuslu Terter ter kenti an itibariyle Ermeniler tarafından grad füzeleriyle vuruluyor. Bakın grad füzeleri diyorum. 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 42 sivil yaşamını yitirdi. 206 sivil de yaralandı. Soruyorlar tabii bize doğal olarak Azerbaycan ordusu ne yapıyor? Azerbaycan ordusu bu saldırıların karşılığını misliyle cephede Ermeni ordusuna bozguna uğratarak veriyor ki özellikle bakın Adere bölgesi, Fizuli bölgesi, Cebrail bölgesi ve özellikle Ker Kerbecel bölgelerinde Ermeni ordusuna Azerbaycan ordusu çok ağır darbe vuruyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler yeryüzünde iki tane terörist devlet var. Adları devlet ama kendileri terör örgütü. Bir Ermenistan, iki İsrail. İkisi de devlet isimli terör örgütüdür. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler. İşte Ermenistan adlı terör örgütü sivilleri dünyanın gözü önünde hedef alıyor. Azerbaycan cayır cayır işgal edilen topraklarını kurtarırken ateş kes diye feryat edenler Ermenistan'ın kadın erkek yaşlı genç çoluk çocuk sivilleri hedef almasına ses çıkartmıyorlar. Sus puslar niye? E küfür tek millet sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da Hakan Bacaksız hazır. Bizi bekliyor efendim. Hakan Bacaksız günaydın. Kolay gelsin. Yayınımıza hoş geldin seni dinliyoruz. Günaydın. Elmenistan'ın Azerbaycan'ın ateşkesi bozması ve yeniden Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini refah alması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılacak Erkandan. Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Elmen'in suyunu yerinde araştırmak ve görmek için yeni bir alt komisyon kurma kararı aldı. Aynı zamanda Elmenistan'ın füzele neref olan gençe şehri başlı olmak üzere sivil yerleşim bölgeleri tek tek incelenecek ve yine Ermeni sulmü yerinde görülecek. Ermenistan'ın yaptığı hak ihlalleri bir saat orada incelenecek. Meclisin kuracağı komisyon bunun yanı sıra yine Ermenistan haklarını, Ermenistan'ın hak ihlallerinin yerinde incelenecek. Aynı zamanda Türkiye'deki Ermenistan vatandaşlarının durumunu da tek tek tespit edecek ve bununla ilgili bir rapor hazırlayacak. Meclis, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırlayacağı bu rapordan sonra yine Uluslararası kuruluşların Ermeni saldırıları karşısında sessiz kalmasına karşı da komisyon böylece bir tavır ortaya koyacak, bir duruş ortaya koyacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Hakan Bacaksız'ın açıklamaları için çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. İsveç'ten bir bakan geldi Türkiye'ye her zamanki tavrını sergiledi batının. Onlar o baygın Türkiye var ya işte onu biliyorlar, tanıyorlar ve onu istiyorlar ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu baygın Türkiye'yi temsil eden bir dışişleri bakanı değildi. Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan, milletinin ve devletinin hakkını ve hukukunu aramak için her şeyi yapan bir dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakın nasıl verdi ağzının payını. We to urge to to yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle ölç kelimesini kullanmak e, tepeden bakma bir yaklaşımdır. North East Syria. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz Kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşıyla yaptığı toplantıya bu sözleri damga vurdu. Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta bu var mı? Çavuşoğlu Ankara'da İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ile bir araya geldi. Ardından ikili kameraların karşısına geçti. We continue to urge to Turkey to withdraw. Konuk Bakan'ın Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz sözleri bir anda tansiyonu yükseltti. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Çavuşoğlu Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edelim uyarısı yaptı. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. Yani şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Yani bu konularda adaletli yaklaşırsak ve Kürt kardeşlerimizle teröristleri ayırt edersek işbirliğini yapabiliriz. Siz de bir annesiniz. Sizden rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da Kürt kadını. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Neden hep Kürt deyince PKK'lıları, YPG'lileri, efendim bu listeye girmedi, SDG veya onları destekliyorsunuz. Diğer Kürtlerin ne günahı var? Onlar haksızlığa uğruyor. Onlara da destek verelim. Bakan Çavuşoğlu tepkisini Doğu Akdeniz üzerinden sürdürdü. İsveç olarak, İskandinav ülkeleri olarak hep uluslararası hukuktan, insan haklarından bahsediyorsunuz, haktan, hukuktan bahsediyorsunuz. Peki Kıbrıs Türklerin hakları ne olacak? Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'ın yüzüne baka baka çifte standart eleştirisi yaptı. Yunanistan sınırda ve Ege Denizi'nde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken... Niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? Madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda. Onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. İsveçli Bakan'ın ifade özgürlüğü sözlerine de yanıt verdi Çavuşoğlu. Türkiye'de herkes özgürce düşüncesini söyleyebilir ama özgürlük konusunda çifte standartımız yok. Yani e, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde e, Daesh mensubu haklı olarak ifadesini özgürce söyleyemez. Bir kere terörist ama PKK olduğu zaman veya FETÖ'cü olduğu zaman söyler. Bunun ifade, özgürlük ifadesiyle ilgisi yok. Oh, yüreğimize buz değdi. Helal olsun sana Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ağzının payını verdi işte bunların. Onlar baygın Türkiye'yi seviyorlar. Yani Batı'ya kul köle olmuş Türkiye'yi. PKK, PYD, YPG, KCK, HDP, isimleri ayrı adamlar aynı. Bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleri. Niçin bu kadar sahip çıkıyor Batı? İsveç başta olmak üzere. Çünkü bunlar onların evlatları. Siyonist Yahudilerin Kürtleri bunlar. Sevgili seyirciler dindar Müslümanların Kürtleri değil. Siyonist Yahudilerin Kürtleri. Dindar Müslüman Kürtleri sevmez Batı ve İsveç. Devam ediyoruz yayınımıza efendim. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik çok önemli açıklamalar yaptı siyasi gündemle ilgili ayrıntılar haberimizde. Erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bugün bunu net bir şekilde bir kere daha açıklamıştır. Cumhur İttifakı bimdik ayaktadır. Gündemimizde erken seçim yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kapalı Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan bir siyasetçi, bir genel başkan tutuyor. Türkiye'de erken seçim istiyor. Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Suriye'de terörle mücadele konusunda güçlü bir mücadele verirken Doğu Akdeniz'de biraz evvel bahsettiğim gibi her gün sıcak bir gelişme yaşanırken birilerinin çıkıp erken seçim istemesi tüm bu süreçlerin durdurulmasını talep etmek anlamına gelir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptı bu açıklamaları. Gündeminde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de vardı. Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Biz kendi yetki alanlarımız içerisinde kıta sahanlığımız içerisinde arama yapıyoruz bu Yunanistan'a 500-600 km uzaklıkta bir mesafe Türkiye'ye Anakara'ya 15 km uzaklıkta bir mesafe Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün yurtta suh cihanda suh ülkesine bağlıdır biz kurtuluş savaşımızı verirken bile yurtta suh cihanda suh ülkesine bağlıydık ama karşımızda dayatmalarla yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin değerini bilmeyen, diplomasinin değerini bilmeyen, müzakerenin değerini bilmeyen, sürekli dayatmalarla Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan bir güç varsa, buna karşı da masada verdiğimiz cevaplar gibi sahada da cevap verecek kudrete sahibiz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Çelik, Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Haydut devlet olan Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları zalimle mazlumu eşit kefeye koymaktır. İşgal işgalci olanla toprağa işgal edileni eşit kefeye koymaktır. Bu da hukukun açık bir ihlalidir. Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. AK Parti sözcüsü Hatay'daki orman yangınlarına da değindi. Soruşturmaların sürdüğünü dile getirdi. PKK'lı bir grubun bu anı biz yaptık diyerekten propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde bu meseleye bu meselede acıların üstüne benzin dökmesi, bu acılara dönük sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. Hatay'la ilgili olarak bize bu soruluyor. Elinizde bu şekilde bir şey var mı diye sadece soruşturmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Herhangi bir sonuca ulaşıldığında yetkili makamlar açıklayacaktır. Sözü daha sonra AK Parti'nin kongre sürecine getirdi. Sözcü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın hafta sonu Şırnak İl Kongresi'ne katılacağını söyledi. Tabii kongre süreçlerimiz devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu pazar günü Şırnak İl Kongremize katılacaklar. Bizzat gidecekler oraya. Daha sonra ise 24 Ekim'de Kayseri İl Kongresi'ne katılacaklar. 25 Ekim'de de Cumhurbaşkanımız, ya Başkanımız Malatya Kongremize katılacaklar. Bir dolan, ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla sabah ajansı devam ediyor. Saatlerimiz 7.33'ü gösteriyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Erken seçim talebi tümüyle siparişdir dedi ve Hatay'ı yakanlar için de bunlar iblisin çocukları tanımlaması yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Erken seçim tartışmasına nokta koyduğu seçimler zamanında yapılacak dedi. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı ile kutlu yarınlara yürüyecektir. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Senden ve zihniyetinden hiç mi hazmetmiyorum? Seçime gidip de ne yapacaksın? Nereye ulaşacaksın? Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir pişek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki seçimi falan boş ver. Altının para ettiği bir dönemdeyiz. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut et de biraz kazan. Hatay'daki orman yangını gündemindeydi yangını üstlenen terörist grup Ateş'in çocuklarını sert sözlerle hedef aldı. Ateş'in böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Bunlar iblisin çocukları, ifrisin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları en acil hukuk ihtiyacıdır. Muhalefetin yangına yönelik tutumuna getirdi sonra sözü. CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü en küçük bir sitem işitildi mi? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler sorarım sizlere. Nasılsınız? İyi misiniz? Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Bakü'yü hedef yapanlar Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları hayatları ve güvenlikler açısından en makul davranıştır. Bu çok önemli açıklamaların hemen ardından sevgili seyirciler ve dinleyiciler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. Suriyeli Türkmenlere yardım ettiğini söylemek için Suriyeli Türkmenlere Arapça nutuk kitabını gönderdik dedi. Bahçeli bugün yanıt vermiş. CHP bize Uygur Türklüğü konusunda parmak sallayamaz. Kimseye parmak sal sallamak benim geleneğimde, ruhumda, örfümde, adetimde yoktur. Kaba güç orta çağın gücüdür. 21. yüzyılda akıl gücü vardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ağır sözlerle yüklenen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye işte bu sözlerle yanıt verdi. Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı biliyor musunuz? Tırlarla. Bir değil birden fazla. Bizi yaptık ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere. Arapça Mustafa Kemal'in nutkunu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil. Kılıçdaroğlu meclis grubunda konuştu. Bahçeli erken seçime götürsün diyen CHP lideri bu kez seçimi ağzına almadı. HDP ile yakın temasta olan Kılıçdaroğlu teröre karşı olduğunun altını çizerek kendini aklama yoluna girdi. Teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz. Terörist eline silah alıp masum insanı öldürüyorsa teröristtir. CHP lideri Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini istedi. Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ama başka bir şey yapıyorlar. Sivilleri bombalıyorlar. İnsan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur. Bu tablodan da, bu tablonun oluşumundan da Ermenistan'ı vazgeç vazgeçmeye davet ediyoruz. Emir Suba'yı yeniden gözaltında. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz yayınımıza. FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Suba'yı yeniden gözaltında. Ülkeler buğday stokluyorlar. Stokun yarısı Çin'de koronavirüs salgınında tarımın nedenli kritik bir sektör olduğu anlaşıldı. Ayrıntılar haberde OECD'de. Birinci dünyada ikinci İsa ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin Ağustos ayında yıllık %10,4 artışla Türkiye'nin OECD'de birinci dünyada Singapur'dan sonra ikinci sırada olduğunu söyledi. En hızlı toparlanan ülkeyiz dedi. İsveçli bakana canlı yayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dersini verdi. Hangi yetkiyle çekil diyorsunuz? PKK'ya destek olmak için istiyorsunuz dedi. Bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu. Amerika'da başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmeler sana ne vaat ettiler? Yeni Şafak'ta manşet. MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim çağrısını dış destekli bir planın yansıması olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi. Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir bişkek mi çıkartmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Soroscuların desteğini mi almak? Söyleyene değil söyletene bakıyoruz dedi. Erken seçimle ilgili tartışmalar konusunda devlet Bahçeli Karabağ'la ilgili Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır diye konuştu. Terör örgütü içinde bunlar iblisin çocukları, ifritin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır dedi. Ömer Çelik de erken seçim söz konusu değil dedi. Fransa Minsk grubundan çıksın. Tarafsızlığını kaybetti. Ermenistan Azerbaycan savaşı ile ilgili durum. Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor. Kalyon Holding'in kayrıldığını iddia etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu cevap gecikmedi. Bir hesap uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz denildi Kalyon Holding'den yapılan açıklamada. Hatay'daki yangınlarda iki tutuklama, sahte içki kabusu 8 şehirde 44 kişi öldü. Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı direniş çağrısı. Şimdi kazanma zamanı. Hamilliler bugün saat 21.45'te Sırbistan'la karşılaşacaklar. Yeni Şafak gazetesini aktardık sizlere. Sabah Ajansı devam ediyor. Sahte alkollü içkilerle ilgili son durumu anlatan haberimiz şimdi huzurlarınıza geliyor. Peyzaj tartışmaları devam ederken İstanbul Büyük 40'tan fazla kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Sahte içki bilançosu her geçen gün artıyor. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Zonguldak ve Trabzon'dan sahte içki nedeniyle ölüm haberleri geldi. Sahte içki can almaya devam ediyor. Şu ana kadar çok sayıda hasta görme şikayeti ve mide bulantısıyla hastanelere başvurdu. Yoğun bakımda tedavisi sürenler var. Durumları ciddi olanlar da. Adana'da da Işıklı Mahallesi'ndeki bir kamyonet ve Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir evde 618 litre sahte içki, 1360 litre etil alkol bulundu. İki kişi yakalandı. Malatya ve Alanya'da da 449 litre sahte içki ve 60 litre etil alkole el konulan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri Türkiye genelinde depo ve işyerlerine baskınlarını, denetimlerini artırdı. Şu ana kadar çok sayıda sahte içki üretiminde kullanılan malzemeyle geçirildi. Ayrıca tonlarca da sahte içki tespit edildi ve el konuldu. Yapılan numunelerde ise bu sahte içkilerin içerisine etil alkol yerine metil alkol karıştırıldığı belirlendi. İzmir'de sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2018 yılında Türkiye'de 20 il içerisinde en fazla alkollü kaçak içki ile geçirilen illerin başında İzmir ilk sırada yer aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de il genelinde sahte içki operasyonu düzenliyor. İşte bazı büfelerde sahte içki olduğu ihbarı yapıldı ve ekipler şu anda büfelere baskın düzenliyor. Şu anda ekipler tezgahın hemen altında sahte içki buldu ve arama çalışmaları devam ediyor. Arkada da bulunduğuna dair bilgi var. Evet bakın hemen buradan da göstereyim. İşte burası büfe. Görmüş olduğunuz gibi şişelerce e, saatte olarak adlandırılan içkiler. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk ister, Halk Saatlerimiz 7.43'ü gösteriyor. Sabah ajansı devam ediyor. Ekonomi haberimiz salgın hastalık esnasında kobiler ve kredilerle ilgili. Bankalar salgında kredi musluklarını kobileri açtı. Türk bankacılık sektörü ekonominin yapı taşlarından olan kobilere salgın boyunca kredi kanallarını açık tutarken sektörün kobi kredilerindeki 8 aylık artışı 220 milyar lirayı aştı. Salgın döneminde ekonomik istikrar kalkanı destek paketi, KGF kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırılması, ilave limit açma, kredi taksi tertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı. Kobilere salgın döneminde verilen finansman desteği verilere de yansıdı. BDDK verilerine göre kobi kredilerindeki artış 8 aylık dönemde 222,5 milyar lira olurken kredi bakiyesi de 838 milyar liraya yükseldi. Halkbank ekonomi bültenini sundu. Halk ister, Halk Sabah şansı devam ediyor. Saat başında inşallah yeniden karşınızda olacağız. Biz sizinle değilken yine ekonomiyle ilgili, hava ile ilgili bilgiler gelecek huzurlarınıza. Saat tam 8. Sabah şansı yayınımızla yeniden birlikteyiz. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler A Haber Televizyonu'nu, A Haber Radyo'yu takip ediyorsunuz. Sabah şansı ortak yayınında haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Anayasa Mahkemesi'nin üyesi ...yüksek derecede bir yargıç... ...gecenin bir vakti anayasa mahkemesinin... ...ışıklı fotoğrafını... ...gece çekilmiş fotoğrafını koydu... ...ışıklar yanıyor dedi... ...hah işte ondan sonra... ...kıyamet koptu... ...hani tabir yerindeyse... ...hemen bakalım bir anayasa mahkemesinin... ...yüksek dereceden yargıç... ...üyesi gecenin bir vakti... ...niye sosyal medyadan... ...böyle bir mesaj yayınlardan... ...başladılar... ...ne anlatmaya çalışıyorsun... Ha? vardılar hep ima darbe üzerineydi. Darbe mi demek istiyorsun ya da milletin iradesine laf mı ediyorsun? Hemen bakalım ayrıntılar az sonra gelecek o huzurlarınıza efendim. Anayasa Mahkemesi'nin üyesinin adı Engin Yıldırım. Şimdi yüksek derecede bir yargıç gecenin bir vakti bir tweet atıyor. Işıklar yanıyor. İşte tweet bu efendim. Tabii yüksek derecede bir yargıç Anayasa Mahkemesi'nin üyesi böyle bir mesaj Niye verir? Acaba arkasında başka bir ima mı var? Hemen başladı tartışmalar İçişleri Bakanlığı. Işıklarımız hiç sönmüyor dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler dedi. Işıkları millet açar millet kapatır dedi. Ömer Çelik Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Bakın Türkiye'nin hukuk güvenliğinin ihlal edildiği iddiasında bulundu Ömer Çelik. Ayrıntıları sonra haberde yayınlayacağız. Başka neler söyledi Ömer Çelik? Mustafa Varank kimse merak etmesin milletimiz feraset sahibidir. ...lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir dedi Mustafa Varank. Sevgili seyirciler ve dinci tepkiler daha da devam etti. E, tepkiler sonra zengin Yıldırım geri adım attı. Bir kere hemen onu da söyleyelim. Bakın şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare... ...maksadı aşan bir şekilde yorumlandı. Ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem Anayasa Mahkemesi'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum araç ve teşebbüsleri ima etmem asla. Söz konusu değildir dedi ama... ...artık dediğini demiş oldu gecenin bir yarısı... ...Anayasa Mahkemesi üyesi yüksek dereceli yargıç Bülent Turan. Bu saçma ucuz trollüye önce Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer Anayasa Mahkemesi üyeleri dur demelidir. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımızdır dedi. Çok önemli. Hakkımız yahu gecenin bir yarısı Anayasa Mahkemesi'nin yüksek dereceden yargıç olan bir üyesi. Ne diye bir sosyal medya paylaşımı yapar ki? Elektrikçi misin sen kardeşim? CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, FETÖ'nün MIT tırdırdı durdurduğu görüntüleri Firari Can Dündar'a verdirmişti. Berberoğlu yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da onandı. Yaşanan bu süreçte devreye Anayasa Mahkemesi girdi. Yüksek Mahkeme, milletvekilliği düşürden Berberoğlu hakkında hak ihlaline uğradığı kararını verdi. Tartışmalara neden olan bu karar mahkemeden döndü. Anayasa Mahkemesi'nin kararını görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırları davasından ceza alan Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Ancak mahkemenin bu kararı Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ı rahatsız etti. Yıldırım sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını ''Işıklar yanıyor'' notuyla paylaştı. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasında bulunmasının ardından başkentte günden bir anda değişti ve tepkiler peş peşe geldi. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Resmi Twitter hesabından bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı. ''Işıklarımız hiç sönmüyor'' notuyla Anayasa Mahkemesi üyesinin paylaşımına göndermede bulunuldu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de skandal paylaşıma peş peşe tepkiler yükseldi. Sözcü Ömer Çelik, Yıldırım'ı darbecilikle suçladı. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir anayasa mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Junta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimize hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Açıklama yapma haddi düşer. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez derken bir diğer Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na seslendi. Kendinize gelin çağrısı yaptı. Bu saçma ve ucuz trollüğe önce Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer Anayasa Mahkemesi üyeleri dur demelidir. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargı çağırdığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık? Kendinize gelin. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır ifadelerini kullandı. Sadece AK Parti'den değil, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden de tartışmalara yol açan paylaşıma tepkiler geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partinin sembolü olan 3 hilal kullanıldı ve etrafı ışıklar da aydınlatıldı. Karanlık gecelere ışık, karanlık kalplere nur, karanlık emellere sur MHP notu düşüldü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de partisinin sosyal medya hesabından gösterdi tepkisini. Bu ülkenin ve milli iradenin yegane sahibi Necip milletimizin artık darbenin ya da vesayetin imasına dahi tahammülü yoktur. Hele bu Türkiye'nin en yüksek mahkemesinin bir üyesi tarafından bu niyetle yapılıyorsa bu tuzun koktuğu manası taşır ki gereği ve hemahal yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine önce ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim. Başka ışıkları değil diyerek kendini savundu. Ardından gönderme yaptığı ışıklı paylaşımları sildi ve Twitter hesabını korumaya aldı. Yıldırım daha sonra ise yeni bir tweet attı ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anayasa Mahkemesi üyesi darbe imasında bulunmadığını savundu. Tabii Anayasa Mahkemesi üyesi yüksek dereceli bir yargıcın gecenin bir vaktinde böyle anlamlar içerecek. Kendisi bunu kastetmese bile bu şekilde anlaşılmasına çok müsait ifadeler kullanması. Tabi ne diyor Bülent Turan? Yargıç ağırlığı ve ciddiyeti devlet adabına uygun değil. Bunu beklemek hakkımız yahu. Elektrikçi misin sen kardeşim gecenin bir vakti? Niye böyle bir tweet atıyorsun? Bu ne saçmalık ne anlama geldiğini bilmiyor muyuz dedi. Bülent Turan evet. Ne anlama geldiğini bilmiyor muyuz? Bakalım rahmetli Mehmet Ali Birant'ın sesinden ve belgeselinden bir kere daha hatırlayalım. Ne anlama geliyormuş bu ışıkların yanık olması? Her kriz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. Ve meslektaşımız Mehmet Metiner milletvekilliği de yaptı. Mehmet Metiner'in değerlendirmeleriyle sabah ajansı sürüyor. Bizim ışıklarımız İçişleri Bakanlığımızın da dediği gibi her zaman yanmaya devam ediyor. Herkes haddini bilecek. Ben çok öyle usturuplu lafı oraya buraya çekip konuşmayı seven bir insan değilim. Görünen o ki Anayasa Mahkemesi bir vesayet odağı olarak kendini görüyor. Kendini millet iradesinin yerine koyuyor. Gerektiğinde de siyasi iradeyi e, yargısal iradeyi baypas edebileceğine inanıyorum. Çok açık bir biçimde şunu belirtmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi mevcut haliyle, konumuyla demokrasiyle asla bağdaşmayacak bir vesayet odağıdır. Işıklar yanıyor, ima ettiği şey bellidir. Göndermede bulunduğu şey bellidir. O Anayasa Mahkemesi üyesi her kimse sözünün arkasında mertçe dursun, mertçe, mertçe Anayasa Mahkemesi üyesi sıfatını taşıyorsun ya. Tweetini siliyorsun. Ben hukuk ışığından bahsettim. Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen hangi Türkiye'de kimi kandırıyorsun sen ya? Sen kimsin üstelik yani? Sen kimsin? Anayasa Mahkemesi üyesi olmaklığın dışındaki sıfatın nedir? Ünvanı nedir? Hangi cüretle sen siyaset yapabiliyorsun? Siyasi iradeye meydan okuyabiliyorsun? Daha önce de bisiklet üzerinden böylesine bir hadsizlikte bulunmuştu. Şimdi Anayasa Mahkemesi kendini yargının üstünde görüyor. Zaten yargı işlemlerine gerek yok. İlk derece mahkemelerine gerek yok, istinafa gerek yok, yüksek yargıya gerek yok, yargıtaya gerek yok, hiçbirine gerek yok ki. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediniz. Onlar tırnak içinde özgürlükler bahanesiyle alttaki bütün mahkemelerimizin vermiş olduğu kararları lağab etsinler. Böyle bir anayasa mahkemesi olur mu ya? Bu üniversiteden gelen anayasa mahkemesi üyesi de Abdullah Gül tarafından yanlış hatırlamıyorsam atanan biri. Neyin siyasetini yapıyorsun sen ya? Neyin siyasetini yapıyorsun? Söylediğin sözün, ima ettiğin şeyin arkasında mertçe duracak bir yüreğe sahip değilsen hukukun arkasına saklanma. Abdullah Gül'ün seni at, oraya atayan Abdullah Gül'ün gözüne girmek için siyaset yapacaksan o cübbe sana dar gelir hatta fazla gelir. Orası o cübbeyle siyaset yapılacak bir yer değildir. Anayasa Mahkemesi kendini bu tweetiyle bu üyesinin atmış olduğu tweetiyle çok ciddi bir biçimde yeniden gündeme taşımıştır benim de defalarca söylediğim Sayın Devlet Bahçeli'nin de altını önemle çizdiği hususun artık gerçekleşmesi gerekiyor. Hal bu sevgili seyirciler. başka anlamları da var. Acaba, acaba, acaba insan aklından geçirmeden geçip gitmek istemiyor. Şu anda bizi seyredenler, dinleyenler. Bu ışıklar yanıyor hadisesinde. Fethullah Gülen kahpesinin, adamlarının ve sevenlerinin bir zamanlar çok önem verdiği bu ışık evleri filan da var mı? Yani enteresan işler oluyor. Adam işte yanlış anlaşıldım filan dedi ama bu tartışmayı başlattı. Çünkü kendi geri adım atmasına rağmen muhalefet de bu işe girdi. Biz ışıklarımızı çoktan yaktık. Adalet gelecek dedi. Gelecek partisi efendim. Sonra Sevilay Yılmaz mesaj derin. İnşallah böyle yanar bu ışıklar dedi. ...adamın söylediğinin üstüne... ...devam edelim İsmail Saymaz Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı tweet dedi... ...darbe imasına muhalif kesim de böylelikle destek verdi sevgili seyirciler ve dinleyiciler... ...MHP'li e, İzzet Ulvi Bey'in mesajıyla devam edelim sonra haberi yayınlayacağız efendim... ...ona bir bakalım MHP'li bakın İzzet Ulvi Yönter ne diyor akıllı oluyor. Yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma, israf olur, itiraf olur, laf olur. Altından kalkamazsın. Şayet analoji yapıp darbe çağrımını bu yolla ihsas ve ima ediyorsan, millet bunu yemez, hukuk bunu yutmaz. Akıllı ol diyor İzzet Ulvi Yönter. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı devam ediyor. sosyal medyada ışıklar yanıyor paylaşımı yaparak darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a MHP'den Anayasa Mahkemesi yeniden masaya yatırılmalıdır yanıtı geldi. Türkiye üçüncü faz olarak değerlendirdiğimiz demokrasimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Bu çerçevede yargı kurumlarımızın en üst yargı makamımız olan işte Anayasa Mahkemesi'nin de bir değerlendirmeye tabi tutulması düşünülebilir. Çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreç içerisinde de yine kamuoyuyla paylaştığımız gibi bu gündeme gelecektir. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı sözlerine atıfta bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın adice bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur. Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi'nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir dedi. <laughs> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği hak ihlali karardırdın, adalet duygusunu zedelediğine dikkat çekmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Devlet Bahçeli MHP'nin lideri haftalar önce Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalıdır demişti. Hani askere giden erkekler bilirler, askerlik yapanlar lüzumsuzsa söndür tabiri yazar her yerde. Devlet dairelerinin bazılarında da öyle. Bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu ifadeyi Mustafa Varank da kullanmış. Lüzumsuzsa söndürürüz ışıkları. Bu devletin ve bu milletin ışıkları mağdurların, mazlumların dualarıyla hep yanık zaten. Elhamdülillah. Devam ediyoruz yayınımız Ankara'ya gidiyoruz. Hemen Hakan Bacaksız'a dönelim. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Öğrenelim. Hakan Bacaksız günaydın kolay gelsin. Günaydın. AK Parti'nin grup toplantısı var bugün Meclis Serkan'tan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında kürsüye çıkacak ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verecek. Özellikle sosyal medyada provokatif bir paylaşım yapan ve tepki çeken Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'la ilgili Erdoğan'ın ne söyleyeceği merakla bekleniyor. AK Parti grup toplantısının dışında bugün Ankara'nın ikinci önemli gündem maddesi hiç şüphesiz ki Bilim Kurulu olacak. Bilim Kurulu yine bugün de toplanacak ve koronavirüsle ilgili Türkiye'nin geldiği son noktayı masaya yatıracak. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi saat 19 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek ve 14 Ekim'e ilişkin hem Türkiye'nin koronavirüsle mücadele tablosunu açıklayacak hem de yine açı çalışmalarında gelen son noktayla ilgili önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Bugün Meclis Genel Kurulu da bir hayli yoğun bir mesaiye sahne olacak. Erkan kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin görüşmeleri yine bugün meclise devam edecek. Genel kurul saat 15'te bu teklifin görüşmelerini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ve son nokta bunun yanı sıra Çevre Komisyonu'nda da yine bir görüşme var. O da Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören kanun teklifi yine Çevre Komisyonu'nda ele alınacak diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Hakan Bacaksız teşekkür ediyoruz. Haberlere devam ediyoruz. Sevgili seyirciler Mehmet Hakan Kekeç akademisyen yazar önemli mesaj gönderdi. Az sonra paylaşacağım sizlerle. Kobani olaylarıyla ilgili Türkiye'de insanları isyan etmek üzere sokaklara çağıranlarla ilgili hukuki takibat var. Durumu anlatalım size. Kobani'yi yakan, yıkan, halkı sokaklara döküp kan dökülmesine neden olan HDP'ler hakkındaki soruşturma sürüyor. Bu kez HDP eski milletvekilleri konuşturuldu. Aysel Tuğluk ve Sebat Tuncel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında iki eski HDP milletvekili savcılıkta tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Başka suçlardan bulundukları Kandıra cezaevinde ses ve görüntü bilişim sistemi yoluyla yapılan sorgu sonucunda Ankara 5. Suç Ceza Hakimliği Tulup ve Tuncel hakkında kararını verdi. Tutuklama kararında eski HDP milletvekillerinin olayın geçtiği tarihte karar alma ve idare süreçlerinde etkin oldukları hatırlatıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı. Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı. Bu konularla ilgili sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de hayli yoğun gündem ve önemli tartışmalar vardı. Adını koyalım. Bu tam bir siyasi kumpastır. Yazıklar olsun size. 50 kişi öldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. AK Parti ile HDP arasında Kobani olayları soruşturmasıyla ilgili tartışma yaşandı. Bu tam bir siyasi kumpastır. Kobani protestoları sebebiyle arkadaşlarımızın tutuklanması siyasi kumpasın devam ettirilmesidir. Halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek olmaya çağırıyoruz diyor. Bunu yaptıktan sonra ne var diye ne söylüyorum? Yazıklar olsun size. 50 kişi öldü. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Beştaş'a Kobani provokasyonu sırasında terörist başı Öcalan'ın sokağa çıkma talimatı verdiğini hatırlattı ve HDP'yi Kandil'le işbirliği yapmakla suçladı. Ama siz demokrasinin yanında yer almak varken illa Kandil'in yolunda HDP'nin yapacağı demokratik işler yanında Kandil'in tepkisi yolunda ilerleyeceksiniz. Kapı orada meydan orada eyvallah. Turan, Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin partisi HDP'ye yönelik sert sözlerine değindi ve eleştirileri önemsemeyen HDP'lilere aynen devam edin diye seslendi. Aynı tas aynı anda devam etsinler. İçeriden yapılan uyarıları demokratik bir parti olun, kandilin kuklası olmayın, Apo'nun burada sözü olmayın tarzı iddiaları gülerek karşılıyorlar. Devam etsinler o zaman. Biz de neyin olduğunu bilelim. Hemen cephe hattına gidelim sevgili seyirciler ve dinleyiciler Azerbaycan savaşıyor. Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için savaşıyor. Kerim Ulak cephe hattında. Hemen Kerim Ulak'la baş başa bırakalım sizleri Kerim Ulak. Gazamız mübarek olsun. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Çok teşekkürler. Gazamız mübarek olsun. Erkan Tanlar neredeyiz? Karabağ bağlı Terter ter kentindeyiz. Terter ter kenti dünkü yayınımızda olduğu gibi güne yine bombardıman sesleriyle uyandı. Ve Ermeniler terör devleti, terör örgütü Ermenistan yine sivil yerleşim noktalarını bugün itibariyle yine bombardıman altına aldı. Bir yandan da füze atışları, grat atışları devam ediyor. Bakın Terter ter kent merkezi hemen karşımızda ve kent merkezinde şu an puslu bir hava var ama her dakika bu bölgeye onlarca top atışı yapılıyor ve bu patlama açıklamalara bizler de buradan maalesef tanıklık ediyoruz ve acı kayıplar geliyor. Bakın az önce aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Terter ter kent merkezine yapılan saldırılar sonrası sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat evvel bir sivil daha hayatını kaybetti. Bir sivil Azerbaycanlı kardeşimiz daha terter ter kent merkezini terk etmeyen bir Azerbaycanlı kardeşimiz daha şehit oldu ve böylece Ermeni teröründen şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sayısı 43'e yükselmiş oldu. Bölgede tabi Ermenilerin bulunduğu noktalar şehrin hemen arkasındaki yüksek kesimler. Hava sisli olduğu için tam görünmüyor. Adere bölgesinden yaklaşık 25 kilometre, 26 kilometre mesafeden Ermeni topçular ki bu topların özellikle toprağın altına saklanmış olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte o gizlenmiş bölümlerden saldıran Ermeni topçuları bir yandan da sukut füzeleri, bir yandan grad füzeleriyle sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermeni işgalcilere dün gece büyük bir operasyon başlatıldı aslında. Hava destekli operasyon, helikopterler de katıldı ve bölgede çok sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Özellikle Kelbecer bölgesinde konuşlu Ermeni taktik füzeleri yine hava harekatıyla silahlı insansız hava araçlarının düzenlemiş olduğu hava harekatıyla etkisiz hale getirildi ki bu füzeler biliyorsunuz özellikle Smerch, Toşka ve Sukut B olarak adlandırılıyor ve bu füzelerle özellikle sivil yerleşim merkezleri. Bakın patlama seslerini şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama izleyicilerimize şöyle ben mikrofonda uzatarak şöyle duyurmak istiyorum. Aslında bu sesi tüm dünyanın duyması lazım Erkan Tan. Sivil yerleşim yerleri Ermenistan tarafından vuruluyor ve o noktaların başında da Karabağ en yakın nokta olan Terter -ter kenti geliyor ve Terter -ter kenti an itibariyle vuruluyor. Şöyle ben mikrofonu uzatacağım bilmiyorum duyabilecek miyiz? Evet, şu an bölgede tabii patlama sesleri geliyor. Ve bölgede patlama sesleriyle birlikte maalesef can kayıpları ve yaralanmalar da geliyor ki dediğim gibi yaklaşık 2 saat önce ter, ter bir sivil de hayatını kaybetti. Bölgeye tabii maalesef insani yardım adı altında Ermenistan'a silah sevkiyatları yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle Rusya, İran ve batılı ülkelerden kargo uçaklarıyla bakın patlamalar hala devam ediyor. Kargo uçaklarıyla çok güçlü bir patlama daha oldu. Ve evet yine arda arda. E, insani yardım adı altında. Evet. Bakın yani tüm dünyanın gözleri önünde bakın tüm dünyanın gözleri önünde ter ter vuruluyor. Ve Ermeni terörü sözlü ateşkese rağmen. Bakın sözlü ateşkes diyorum Erkan Tan. Ateşkes aslında var ama sahada şu an bu uygulanmıyor. Çünkü Ermeni teröristler şu an ateşkesi ihlal etmeye ve sivil yerleşim merkezlerini hedef almaya devam ediyorlar. Peki Azerbaycan ordusu ne yapıyor? Boş duruyor mu? Durmuyor cephe hattında birçok noktada Ermeni teröristlere, Ermeni işgalcilere çok ağır darbe vuruluyor ki bu işgalciler dün yine ağır kayıplar verdiler ve bölgede ateşkesin ilan edildiği, sözde ateşkesin ilan edildiği cumartesiden beri çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. Özellikle Adere, Kelbecer bölgelerinde yoğun çatışmalar olduğu bilgisi var ki şu an tabii bölgede Ermeni işgalcilerin çok önemli komutanları da öldürülüyor. Ben onları da paylaşmak istiyorum. Özellikle 1. Karabağ Savaşı'nda Hocalı'da sivilleri şehit eden Ermeni Albay Karel Carukyan'da dün yapılan operasyonlarda, çatışmalarda öldürüldü. Kendisi canavarla kaplıydı ve Ermeni ulusal kahramanı ilan edilen Karukyan bir savaş suçlusuydu. Ve yüzlerce, binlerce Azerbaycanlı kardeşimizin şehit olmasından sorumluydu. Diğer yandan yine başka bir Ermeni komutan daha öldürüldü. Ermeni Silahlı Kuvvetleri 22. Özel Tugay Komutanı Vaga Asatryan'da yine Azerbaycan Ordusu tarafından öldürüldü. Şimdi Ermenistan'dan, İrivan'dan bölgeye çok sayıda gönüllü geliyor ancak gönüllülerde de şu an kitlesel bir firar başlamış durumda. Neden? Çünkü bölgeye geldikleri zaman cephe ortamını, çatışmaları ve kayıpları gören Ermeni gönüllüler şu an yaya olarak cepheden kaçmaya başladılar ki Evet bakın patlamalar hala devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde bombardıman devam ediyor. İşte o Ermeni gönüllerin cephe hattından kaçtıkları ve şu an bölgede toplu kitlesel firarların devam ettiğini özellikle vurgulamakta fayda var. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Hankendi, tabii sözde Karabağ'ın başkenti olan Hankendi'de sivillerin neredeyse tamamı kenti terk etmiş durumda. Kentte sadece sözde yetkililer, askerler ve gazeteciler. Evet, duydunuz mu? Bilmiyorum ama çok yakın bir noktaya düştü ve evet gördünüz. Evet kameraman arkadaşım da uyarıyor. Tabii şu an hava puslu bakın dumanlar yükseliyor. Ben buradan görebiliyorum. Bak şuraya, şuraya düştü. Şuraya düştü hemen göster bak. Bakın şu an kameramızın kadrajında yaklaşık 600-700 metre ilerideki noktaya düşen Ermeni top atışı, Ermeni obüsü hemen yaklaşık 600-700 metre mesafemize gerçekleştirildi. Ve bölgede özellikle Karabağ'dan 1. Karabağ Savaşı sırasında göçe zorlanan Azerbaycanlı göçmenlerin oturduğu binalar var bakın toplu konutlar var orada ve o yapılar şu an Ermeniler tarafından hedef alınıyor. Birinci Karabağ Savaşı'nda 1991'de rahat bırakılmayan Ermeniler tarafından yurtlarından edilen Azerbaycanlılar şu an yerleşmiş oldukları terterde yine Ermeni terörüyle karşı karşıyalar ve Ermeni teröristler yine Azerbaycanlı kardeşlerimizi terterde hedef almaya terterde vurmaya devam ediyorlar. Şu da evet. Şu an arkada bakın diğer noktayı da kameraman arkadaşım gösteriyor. Terter'in hemen kenar mahallesine de düşen bir bomba ve bombanın patlamasıyla birlikte yükselen dumanları şu an haber canlı yayınında tüm dünyaya gösteriyor. Erkan tamam, bu görüntüleri tüm dünya görsün. Tabii maalesef tüm dünyanın gözleri önünde Ermenistan maalesef diyorum maalesef yine sivilleri Iş, işgal ettiği bölgelerden vurmaya devam ediyor. İşte Şehrin vurdu. Şehrin 4 yerden, 4 yerden bakın şu an kameraman arkadaşım da uyarıyor. Şehrin tam ortasında dört ayrı noktadan şu an dumanlar yükseliyor. Ve o dumanların yükseldiği noktada çok yoğun bir yerleşim bulunuyor ve insanlar bakın şehri terk etmiyorlar ve sığınaklarda yaşıyorlar. Evleri ağır hasar gören Azerbaycanlı kardeşlerimiz sırf Ermenistan'a bakın yeni bir patlama daha yine arka tarafa düştü ve patlamayla birlikte yine bölgeden dumanlar yükselecek. Diyorum bölgede Azer bakın şu an duman yükselen noktayı kameraman arkadaşım gösteriyor. Bombanın düştüğü noktadan işte şu an Dumanlar yükselmeye başladı ve Azerbaycan topraklarına yoğun bir şekilde Ermeni teröristler tarafından bombardıman sürüyor ve bombardımanı canlı olarak ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Sözde ateşkes şu an evet şu, bir tane daha bir tane şöyle geç şöyle geri 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 bakın Erkan tam bulunduğumuz noktaya yakın yerlere şu an düşüyor şöyle bir gelsene gel. Bakın yine karşıya düştü çok yakın bir noktamıza ve oradan da yine dumanlar yükseliyor artık. Ermenistan tabii bölgede özellikle Ağdere'yi kaybetmek üzere şu an yüzde sekseni kontrol altına alınmış durumda Ağdere'nin ve Ağdere'de kontrolü kaybeden Ermeni teröristler şu an rastgele hedef gözetmeksizin rastgele bölgede Sivilleri hedef almaya vurmaya devam ediyorlar ve bizler de bölgede yayın yapan tek televizyon kanalı olarak şu an bakın dünyaya bombardıman ekranlara taşıyan A Haber ve dünyaya Ermeni teröristlerin gerçek yüzünü göstermeye devam ediyoruz ve işte Terter ter şu an adeta savaş alanına dönmüş durumda neden? Çünkü Ermenistan Adere bölgesinden Terter'i bombardıman atışına devam ediyor bir yandan da füzeler kullanılıyor. Grad füzeleriyle şehir vurulmaya devam ediyor. Şu ana kadar bölgede yaklaşık 5100 kilometre karelik bir alan kurtarılmıştı. Ve bu kurtarılan bölgelerin sayısı hızla artıyor. Yaklaşık 3'te birlik alan kurtarıldı Dağlık Karabağ bölgesinden. Şöyle kenarda dur. Evet. Bakın çok yakınımıza bombalar düşmeye devam ediyor Erkantan. Ve şehirden ambulanslar da çıkıyor. Yaralı olduğuna işaret bunlar. Ve Ermeni teröristler maalesef an itibariyle sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şu ana kadar 43 sivilin şehit olduğunu paylaşmak istiyorum ama Ermenistan'a da çok ağır darbe vuruluyor. Azerbaycan ordusu sivil şehitlerin intikamını şu an Karabağ'da cephede ağır bir şekilde Ermeni ordusundan almaya devam ediyor ve Ermeniler yine dün çok ağır kayıplar verdiler. Aslında bu Ermenistan'ın son tükenişleri. Son tükenişlerinin görüntüleri ve şu an Ermenistan elindeki Adere bölgesindeki tabir caizse artık son mühimmatları sivillerin üzerinde kullanıyor. Ve bölgenin Adere'nin çok kısa bir süre içinde artık Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alınmasını bekliyor. Çünkü yo bölgede yoğun bir askeri hareketlilik var. Azerbaycan ordusu bölgeye yoğun bir şekilde sevkiyat yapıyor. Ve işte sevkiyatın yoğun bir şekilde devam ettiği Adere'yi ben göstermek istiyorum. Tam karşısı tepelik nokta görebiliyor musunuz bilmiyorum. O noktadan saldırılar gerçekleşiyor ve ter ter kent merkezi vuruluyor ki o bölgeye yönelik Azerbaycan ordusunun bir harekatı var. Hemen Adere'nin ilerisi Kelbecer bölgesi bakın sürekli yayınlarımızda bahsettiğimiz yine dün akşam taktik balistik füzelerin vurulduğu Kelbecer bölgesinde de Ermeni ordusuna ağır kayıplar veriliyor. Evet Ömer dönelim kardeşim. Evet şu an dönme, Dön Evet grad füzeleri de atılıyor Şu an seslerini duyduk Grad füzeleri de kent üzerinde Ve biz e, Evet sözü tekrar Terter'dan İstanbul'a bırakalım Çelik'in açıklamalarıyla devam ediyoruz bu Işıklar yanıyor meselesi var ya Anayasa Mahkemesi'nin üyesi yüksek dereceli yargıç. Onun o sosyal medya duyurusunun hemen ardından e, ortalık karışmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapmıştı. Yeni açıklamalar yapmış. Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalenin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir Anayasa Mahkemesi mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan Anayasa Mahkemesi'nde bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez diyor Ömer Çelik. Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. Anayasa Mahkemesi üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir diyor. Ömer Çelik zaten açıklamalar yapmıştı gece boyunca en son Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamaları yaptı. Ayrıntılar sabah ajansında ilerleyen dakikalarda huzurlarınıza gelecek. Sabah gazetesiyle devam edelim. Galibiyete hasret amilliler Bugün Sırbistan önünde 1500 seyirci tribünde olacak. Ronaldo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. A Spor'da kupa heyecanı can 3 canlı maçla sürüyor. Osman Bey e ölümcül tuzak kuruluş Osman'da soluksuz izlenecek bir bölüm daha. Günaydından sahte alkol kasten cinayet. Sahte alkol dün de can aldı. Ayrıntılar var. İstanbul'da sahte içki satan 3 kişi kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir yıllık evlilikleri krize girdi. ...onuncu Naz Elmas ile eşi Erol öz arası açılmış. Günaydın'dan haber. Dünya devi booking.com geri dönüyor. İnternet yasası meyvelerini veriyor. Bakan Albayrak OECD'de birinci dünyada ikincisi ikinci sanayi üretiminde rekor performanstan sonra Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları. Devlet Bahçeli'den Hatay'da orman yakan PKK'ya öfke. İhanetin çakalları Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Sana kimler ne vaat etti? Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıkanlar bugün ormanları yakıp canlıları ateşte kavurdular. Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK aparatı oluşum hemen yakalanıp hesaba çekilmelidir. Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları ihanetin çakallarıdır. Bunlar şerefsizdir. Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyan oldu mu? Aklına kim girdi? Demirtaş hakkındaki iddiaları şeref madalyası gibi gören CHP liderinden bir ses çıktı mı? Birden seçim diye tutturan Kılıçdaroğlu senin aklına kim girdi? Kimler ne vaat etti diye soruyor Devlet Bahçeli. Evimizi yakan PKK'lıların Allah belasını versin. Diyor Hatay'da yaşayanlar. Kılıçdaroğlu yangınlar için PKK'yı kınayamadı. Haberde bu da var. Hatay yangınlarına terör soruşturması. Yanan her metrekare ağaçlandırılacak Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamaları. Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın da katılacağı konserle kapılarını açıyor. Skandal paylaşımla ilgili tepkiler sabahta da haber olmuş. Kalyon. Kalyondan Kılıçdaroğlu'na yalanlama, çirkin iddiaların gerçekle ilgisi yok. Çavuşoğlu'ndan Küstah Bakan'a ders, savaş suçunun kanıtı. Sabah gazetesinin Ermenistan-Azerbaycan savaşıyla ilgili tespitleri var. Yalova'da CHP'li Salman'dan Atatürk üzerinden yolsuzluk, sözcü yazarlarının FETÖ cezalarına onama, bir aile daha evladına kavuştu. Diyarbakır'dan geldi bu Haber. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Kalyon Holding'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnası iddialarıyla ilgili önemli bir yanıt geldi. Kalyon Holding'den CHP'nin yalanına cevabı getiriyoruz huzurlarınıza. Kalyon Holding'den vergi istisnası iddialarına yalanlama geldi. Basın açıklamasında devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır diye kaydedildi. Kalyon Holding, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı asılsız o iddiaları belgelerle açıkladı. Kalyon Holding açıklamasında "Şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır." diye vurgulandı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında gündeme getirdiği, son birkaç gündür bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan şirketimizi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Habere konu olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı ihalesi uluslararası firmaların katılımını açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı için sözleşme toplam bedeli vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna kurumla yapılan sözleşme Damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. Şirket yaptığı açıklamada devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanlarının yanlış şekilde yansıtıldığının altını çizdi. Bilinmelidir ki 2017'ye 4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır. Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin yüzde birini dahi bulmayan bir miktardır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz. Açıklamada ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz ifadeleri kullanıldı. Ne diyor? Kalyon Holding açıklamasında haksız, dayanıksız ve tümüyle yanlış iddialardan bahsediyor CHP Genel Başkanı'yla ilgili. İşte CHP'nin içine düştüğü durum bu. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler devam ediyoruz yayınımıza. Sabah ajansında şimdi yerli aşıyla ilgili son durumu anlatacağız. Türkiye'nin umudu aslında bu arada şu an. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı ortak çalışma grubunun ilk toplantısında kurdu bu cümleyi. Bilim insanlarına Türkiye'nin umudu bu odada diye seslendi. Türkiye'nin umudu aslında bu odada şu an. Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Türkiye'de 14 farklı merkezde COVID-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını dile getirdi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını belirtti. Standartlardan tabiz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarın akreditasyon sürecinin tamamlandığını dile getirdi. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki laboratuvarın Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacağının altını çizdi. Bu süreçte... Sevgili seyirciler ve dinleyiciler inşallah yerli aşı için çok umutluyuz. Şimdi sor bakalım Akşin evde hangi haberler var? Rusya'da önemli gelişmeler oluyor. Salgınla ilgili önemli gelişmeler oluyor. Akşin Kışiyev kolay gelsin. Günaydın sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan Tanlı. Evet Rusya'da salgında her her geçen gün yeni rekorlar kırılıyor. Dün 14 bin yeni vaka kaydedildi ki bunun da salgının başladığı günden beri en yüksek rakam olduğu bildirildi. Ayrıca 244 kişi de hayatını kaybederken böylece toplam ölü sayısı 23 bin kişiye yükselmiş oldu. Uzmanlar bunun da bu kötü gidişatın da son olmadığını zira plato denilen en, yük, en yüksek seviyeye Kasım ayı başında ulaşılacağını ve günlük vaka sayısının 25 bin kişiye çıkacağını tahmin ediyorlar. Şu ana kadar Rusya'da 1 milyon 368 yeni vaka kaydedildi ki şu an 23 bin kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti. Salgındaki bu kötü gidişata rağmen Rus yetkililer ek kısıtlamalar almayı şimdilik planlamıyorlar. Şöyle ki Rus yetkililer şirketlerin, işletmelerin çalışmasına son verilmesinin, ekonominin bloke edilmesinin salgının önüne geçilemeyeceği görüşündeler. Bu, arada hastanelerdeki doluluk oranının da %90'a ulaştığını belirtelim ve söz tekrar size bırakalım. Sabah Ajansı devam ediyor. Saat başına 5 kala yeniden karşınızdayız inşallah. Sabah Ajansı ile birlikteliğimiz sürüyor A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'dasınız. Ortak yayın Sabah Ajansı bütün dünyadan takip edilebiliyor. Yeni nesil cep telefonlarıyla internet üzerinden, radyodan, televizyondan bize ulaşabilirsiniz. Burası A Haber milli ve yerli bir yer. Sevgili seyirciler gece çok hareketliydi. Anayasa Mahkemesi üyesi yüksek dereceden bir yargıç durup dururken gecenin bir yarısı Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanmış bir haldeki gece çekilmiş fotoğrafını ekleyip ışıklar yanıyor dedi. Ha işte ondan sonra ortalık hareketlendi. Işıklar yanıyor. Bu milletin hafızasında ne anlama geliyor? Bunu herkes çok iyi biliyor. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler ima mı var? Ne ima ettin? Niye gecenin bir yarısı bu saatte böyle bir mesaj verdin? Tartışmaları haklıydı. Devlet adamından uzak, yüksek derecede bir yargıcın konumuna uygun bir açıklama değil. Yargıçlar kararlarıyla tartışılmalı görüşleri, düşünceleri, fikirleriyle değil. Ömer Çelik açıklamalar yaptı gece boyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü. Biraz önce de açıklama yaptı. Hemen onu duyurmuştuk sizlere. Bakalım en son yaptığı açıklama. Türkiye ye geçmişte acılar yaşatmış müdahaleleri sloganının bir anayasa mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır diyor Ömer Çelik. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir Anayasa Mahkemesi mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi olan Anayasa Mahkemesi'nde bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez. Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. Anayasa Mahkemesi üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir. Ömer Çelik az önce bu açıklamaları yaptı. Yaptıran sizlerle paylaşmıştık sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Şimdi bir kere daha gündeme getirdik. Gece boyunca yaşananlar şimdi seyredeceğiniz haberimizde. CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, FETÖ'nün MİT tırdırdı durdurduğu görüntüleri Firari Can Dündar'a verdirmişti. Berberoğlu yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. O Mahkemenin kararı Yargıtay tarafından da onandı. Yaşanan bu süreçte devreye Anayasa Mahkemesi girdi. Yüksek Mahkeme, milletvekilliği düşürden Berberoğlu hakkında hak ihlaline uğradığı kararını verdi. Tartışmalara neden olan bu karar mahkemeden döndü. Anayasa Mahkemesi'nin kararını görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırları davasından ceza alan Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti. Ancak mahkemenin bu kararı Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ı rahatsız etti. Yıldırım sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. AEM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasında bulunmasının ardından başkentte gündem bir anda değişti ve tepkiler peş peşe geldi. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Resmi Twitter hesabından bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı. Işıklarımız hiç sönmüyor notuyla Anayasa Mahkemesi üyesinin paylaşımına göndermede bulunuldu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından AK Parti'den de skandal paylaşıma peş peşe tepkiler yükseldi. Sözcü Ömer Çelik, Yıldırım'ı darbecilikle suçladı. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir anayasa mahkemesi üyesi Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez junta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimize hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Açıklama yapma haddi düşer. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye göz dağı veremez derken, bir diğer grup başkan vekili Bülent Turan da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na seslendi. Kendinize gelin çağrısı yaptı. Bu saçma ve ucuz trollüğe önce Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer Anayasa Mahkemesi üyeleri dur demelidir. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargı çağırdığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık? Kendinize gelin. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır ifadelerini kullandı. Sadece AK Parti'den değil, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden de tartışmalara yol açan paylaşıma tepkiler geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda partinin sembolü olan üç hilal kullanıldı ve etrafı ışıklar da aydınlatıldı. Karanlık gecelere ışık, karanlık kalplere nur, ...karanlık emelleri Sur MHP notu düşüldü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de partisinin sosyal medya hesabından gösterdi tepkisini. Bu ülkenin ve milli iradenin yegane sahibi necip milletimizin artık darbenin ya da vesayetin imasına dahi tahammülü yoktur. Hele bu Türkiye'nin en yüksek mahkemesinin bir üyesi tarafından bu niyetle yapılıyorsa bu tuzun koktuğu manası taşır ki gereği behemal yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım gelen tepkiler üzerine önce ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim. Başka ışıkları değil diyerek kendini savundu. Ardından gönderme yaptığı ışıklı paylaşımları sildi ve Twitter hesabını korumaya aldı. Yıldırım daha sonra ise yeni bir tweet attı ve yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anayasa Mahkemesi üyesi darbe imasında bulunmadığını savundu. Tabii ok yaydan çıkmıştı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Elektrikçi misin sen kardeşim? Anayasa Mahkemesi üyesi yüksek dereceden bir yargıçsın. Gecenin bir yarısı böyle mesajlar verir mi? O konumdaki bir insan devlet adabına uyar mı? Yargıçlığın ağırlığına, meslek adabına yakışır mı böyle işler? Yargıçlar verdikleri kararlarıyla konuşurlar başka bir şeyle değil. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, tabii başka hikayeleri var. Elektrikçi misin sen kardeşim gecenin bir yarısı? Ha bu mesajı atıyorsun acaba? Bu şahıs Fethullah Gülen kahpesinin adamlarının, sevenlerinin bir eseri olan bu ışık evleriyle falan da alakalı mı? Bilmem. Bilmem. Ne demek ışıkların yanıyor olması? Neden insanlar bu kadar tepki verdiler? Rahmetli Mehmet Ali Birant bir belgeselinde bunu anlatmış. Hepimizin hayatından izler taşıyan bu bilgilerle sabah ajansı devam ediyor. Ne demek ışıkların yanması? Ne anlama geliyor anlatalım. Her kriz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakma alışkanlığı işte o günlerde başladı. Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. Söz konusu zaman Mahkemesi üyesi Twitter'ını geri çekti, efendim özür diledi filan falan ama muhalefet destek verdi. Adamın kendisi özür diledi yanlış anlaşıldım dedi. Muhalefet hemen olayların üzerine atladı. Gelecek Partisi biz ışıklarımızı çoktan yaktık. Adalet gelecek filan dedi. Bu işin üstüne atladı. Sevilay Yılman mesaj derin. İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar dedi. İsmail Saymaz Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan anlamlı tweet. İsmail Saymaz da yani bağımsız gazeteci görünümlü CHP militanı. Birlikteliğimiz sürüyor efendim. MHP'den İzzet Ulvi Bey var. O da çok sert bir tepki gösterdi. Akıllı ol dedi. İtiraf anlamı taşır bu işler dedi. Bakın yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma. İsraf olur, itiraf olur, laf olur. Altından kalkamazsın. Şayet analoji yapıp darbe çağrışımını bu yolla ihsas ve ima ediyorsan millet bunu yemez. Hukuk bunu yutmaz. Akıllı ol diyor MHP'li İzzet Ulvi Yönter. Büyük Birlik Partisi'nden de tepkiler vardı. Onları arz etmiştik sizlere sabah ajansı devam ediyor. Azerbaycan ilerlerken çayır cayır cephede büyük başarıların altına imza atarken ateşkes ateşkes diye feryat edenler katil ve terörist devlet Ermenistan kadın erkek yaşlı genç çoluk çocuğun üstüne sivillerin üstüne bomba yağdırırken susuyorlar. Niye? Küfür tek millet. Hemen cephe hattına dönüyoruz. Karşımızda Kerim Ulak var. Az önce sivillerin nasıl bombalandığını canlı yayınla Hepinize bütün dünyaya duyurdu. Kerim Ulak yine karşımızda. Kerim Ulak yine olay yerinde. Sivillerin bombalandığı yerde. Kerim Ulak kazamız mübarek olsun. Allah sabır versin diyor. Sözü sana bırakıyoruz. Teşekkür ederiz Erkan Gazamız tekrar mübarek olsun. Tabi ateşkesi bozan Ermenistan bölgede bedel ödemeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu yüksek savaşma ruhu ve kararlılıkla bölgede Ermeni ordusunu darmadağın ediyor ki tabi cephede ağır kayıplar alan Ermeni ordusu yine hain kalleş bir şekilde sivilleri hedef almaya başladı. İşte o sivilleri hedef aldıkları nokta ki Karabağ en yakın yerleşim merkezi 100 bin nüfuslu Terter ter kenti an itibariyle yine bombardıman altına alındı ve alınmaya devam ediliyor. Bir yandan top atışları bir yandan grad füzeleri şu an ter tere yönelmiş durumda ve kent merkezine şu an itibariyle yüzden fazla grad füzesi ve yüzden fazla top obüs topunun düştüğünü belirtelim. Dün yayınımızda Erkan Tan Azerbaycanlı bir meslektaşımızı yayın almıştık. Bugün tertere yapılan bombardımanda bir kişi hayatını kaybetti. İşte o hayatını kaybeden kişi dün yayına aldığım Kamil Elderoğlu'nun halasının oğlu. Bakın burada bir şehidin yakını var. Meslektaşımız Kamil Elderoğlu yaklaşık iki, iki buçuk saat önce burada halasının oğlunu şehit verdi. Bombardımanda Grad füzesiyle yakınını kaybetti. Kamil kardeşim başın sağ olsun. Teşekkür Allah rahmet ederim. eylesin. Teşekkür. Görevinin başındasın. Ne söylemek istersin? Abi e, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz e, düşmenin yaptığı bu saldırıdan korkmuyoruz. Neden? Çünkü bizim için şehitler ölmez, vatan bölünmez şoğar var və biz bu gün hər birimiz şəhid olmağa hazırıq. Təbii düşmən humanitar təşkilat rejimin yenə də pozmaya çalışır, amma e, bu onların daxili çirkin bir siyasətləri. Amma biz mülki insanlar, biz e, sivil insanlar olaraq yenə də gördüyünüz kimi az öncə Mənöz Halamovun şəhid verdim. Yəni insanlar öz evini tərk eləmir buradan. Etməyəcəklər də. Düşmən bizi o raketlərlə, o mermillərlə qorxuda bilməz. Biz qorxmuruq, qorxmayacağıq da. Axıra qədər hər kəs birdi, ıı, e, sıxdı və ordusunun yanındadır, əskərinin yanındadır. Təbii, şəhid oluruq bizim üçün şərəfdir. Düşmən sanmasın ki, onların mülki insanlarını öldürdü. Onlar ölə bilər, biz ölmürük abi. Biz şəhid oluruq. Kardeşim başın sağ olsun. Tüm Türkiye'nin de iletiyorum. Teşekkür ederim abi. Ve 43. şehidimizi maalesef bugün ter, ter de verdik ve burada da tabii şehitler ölmez vatan bölünmez mesajı her yerde yükseliyor ki Ermeniler bakın yoğun bir şekilde bombardıman altına almaya devam ediyorlar ki ateşin yapıldığı nokta Adere bölgesi. Adere bölgesi şu an %75 oranında kontrol altına alınmış durumda. Geriye kalan %25'lik bölümde saklanan Ermeni teröristleri burada bertaraf etmek için Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları da bölgede uçuş gerçekleştiriyorlar. Bir yandan silahlı insan savaş araçları bir yandan savaş uçakları işte o hainleri teröristleri saklandıkları noktadan tespit edip terteri bomba barduman'dan kurtarmaya yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar ki Aderi'nin hemen arkası Kelbecer. Hankendiye giden yolda çok önemli bir kapı, çok önemli bir koridor ve Kelbecer'de de Ermeni ordusuna çok ağır darbe vuruluyor ve yine sivil yerleşim noktalarını ateşlemek üzere hazırlanmış bölgedeki taktik balistik füze sistemi yine Azerbaycan ordusu tarafından dün gece imha edildi ve çok sayıda Ermeni askeri bölgede imha edildi, yok edildi. Bakın bölgede çok sayıda şu an ambulanslar da çıkıyor bölgede ter ter kent merkezinde maalesef yaralılar da var. Yaralı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de var ve evlerini terk etmeyerek aslında Ermenistan'a net mesaj veriyorlar. Dünyaya net mesaj veriyorlar. Biz sizden bakın işte yeni bir evet bir bomba daha bakın tam şu noktaya göster. Evet Ömer göstersin. Şu an bakın yaklaşık yine 600-700 metre mesafede aynı noktaya bakın aynı noktaya ateşleniyor. Orası neresi? Orası 30 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan bu bölgeye göçe zorlanan er Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadıkları konutlar ve Ermenistan özellikle o noktadaki sivilleri hedef alıyor. Yani Karabağ'da rahat vermediler, burada da rahat vermiyorlar ve bu bölgedeki siviller üzerinde psikolojik bir harp oluşturmak istiyorlar. Ancak Azerbaycanlı kardeşlerimiz bölgede evlerini terk etmiyorlar. Ve işte o sivillerin aslında kaybettiğimiz sivillerin şu an intikamı çok çok misliyle bölgede alınıyor. Ve Ermeni ordusunun aslında burada Adere'de son tükenişlerine tanıklık ediyoruz çok kısa bir süre içinde Terter'in hemen arkasında yer alan Adere'nin kontrol altına alınmasıyla birlikte artık Kelbecer yolu ve nihayetinde de Sözde Karabağ'ın başkenti Hanken diye Şuşa'ya çok hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Tabii şunu da vurgulayalım. Ermeni ordusunun çok önemli komutanları da öldürülüyor. Özellikle 1. Karabağ Savaşı'nda Hocalı'da sivilleri şehit eden elleri kanlı o terörist komutanlar şu an Ermeni ordusunun komutanları Azerbaycan ordusu tarafından tek tek etki siz hale getiriyorlar ki onlardan biri canavarla kaplı bir albaydı ve dün bölgede imha edildi, etkisiz hale getirdi. Tabii bölgede silahlı insansız hava araçlarının büyük bir üstünlüğü var. Hava sahası şu an tamamen Azerbaycan ordusunda ve özellikle SİHA'ların düzenlemiş olduğu taarruzlarda Bölgede çok sayıda Ermeni zırhlı aracı, grad füzeleri, çok namlu roket atarlar, obüs topları ve askeri araçlar imha edilmeye devam ediliyor ki işte burada Ermeni ordusunun çok ağır kayıplar verdiğini belirtebiliriz ki şu ana kadar 8 bine yakın Ermeni askerinin ölü ve yaralı halde bertaraf edildiği belirtilebilir. İşte Tabi Ermeni ordusunun yarısı şu an bölgede yok edildi. Yaklaşık 20 bine yakın Ermeni ordusu vardı ve bunun 8 bini bölgede yok edildi. Şunu da belirtelim. Azerbaycan'ın evet bakın yeni bir patlama daha meydana geldi. Ermenistan sözde ateşkes tabi ihlal ediyor. Çok sayıda kayıp veriyor. O kayıplarını bölgede toplamaya çalışıyor. burada savaş uçaklarının seslerini de ben net bir şekilde duyabiliyorum. Azerbaycan Hava Kuvvetleri şu an semada, gökyüzünde ve Ermeni hedeflerine yönelik şu an bir harekat gerçekleştiriliyor ve Ermeni hedefleri tek tek yok ediliyor. Ermeniler kayıplarını artık bölgede uluslararası Kızılaş gözetiminde ambulanslarla değil kamyon kasalarında taşıyorlar. Yani Paşinyan kendi askerine bile saygı duymuyor ve askerlerin cesetlerini şu an kamyon kasaların üzerine yığarak Erivan'a götürüyorlar ki bu durum Ermenistan'da halk arasında büyük bir tepkiye neden olmuş durumda. Evet cephe hattındayız. Cephe hattında Terter bölgesinde yoğun Ermeni bombardımanı devam ediyor ve bombardımana karşı Azerbaycan ordusunun da bu saldırganlığa karşılık vererek çok sayıda Ermeni askerini öldürdüğünü belirterek sözü Terter'den tekrar İstanbul'a Erkan Tar'a bırakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla sabah şansı devam ediyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Erken seçim talebi tümüyle sipariştir dedi Devlet Bahçeli. Erivan bir gece ansızın bedel öder dedi Devlet Bahçeli. Başka hatayı yakanlar iblisin çok çocukları dedi Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Erken seçim tartışmasına nokta koyduğu seçimler zamanında yapılacak dedi. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı ile kutlu yarınlara yürüyecektir. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Senden ve zihniyetinden hiç mi hazmetmiyorum? Seçime gidip de ne yapacaksın? Nereye ulaşacaksın? Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir pişek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boş ver. Altının para ettiği bir dönemdeyiz. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut et de biraz kazan. Hatay'daki orman yangını gündemindeydi. Yangını üstlenen terörist grup Ateş'in çocuklarını sert sözlerle hedef aldı. Ateş'in böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Bunlar iblisin çocukları, ifrisin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları en acil hukuk ihtiyacıdır. Muhalefetin yangına yönelik tutumuna getirdi sonra sözü. CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü en küçük bir sitem işitildi mi? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere Nasılsınız? İyi misiniz? Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Bakü'yü hedef yapanlar Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları Hayatları ve güvenlikler açısından en mahkum davranıştır. Takvim gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Transfer haberleri var logonun üstünde transfer haberlerinden bir tanesi Fenerbahçe'ye ait efendim Shakiri klop engelledi devre arasında geliyor ve Muslera. Galatasaray'ın e, Mustera ile ilgili planı var. Dört yıllık imza attıracakmış. Sezon sonunda sözleşme işte bitecek gazeteciye devam ediyoruz efendim. Altılı Ganyan takvimde birbirine zıt Altı isim bir araya geldi. Koro halinde sandık istedi. Az önce Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına karşı Altılı Ganyan takvimin muhteşem görselleriyle de süslenmiş birinci sayfadaki bu manşet. Amerika'da Demokratların başkan adayı Joe Biden Erdoğan'ı devirmek için muhalefet liderlerini desteklemeliyiz demişti. Muhalefetin altı atlısı dışarının gazına geldi. Hepsine cevabı Bahçeli verdi. Bunu size kim sipariş etti? Altılı ganyan. Birbirine zıt altı isim bir araya geldi. Koro halinde sandık istediler. Onların fotoğrafları var efendim ve şiddetin yüzü Aydın'da 3 çocuk annesi Özlem K. Kocası Ü.K'dan dayak yedi. Yüzü gözü şişti. Annesinin evine sığınıp yardım istedi. Can güvenliğim yok ölmek istemiyorum dedi. Şiddetin yüzü. Skandal mesaj. Anayasa Mahkemesi üyesinin mesajıyla ilgili ayrıntılar takvimde de var efendim. Katliam gibi sahte içki içenlerle ilgili haberler. Kalyon inşaat. Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor dedi. Kalyon holding. CHP lideri nasılsız iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Çirkin iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu hesap bilmiyor dedi Kalyon Holding. Ergün Diler. Mayıs 2019'da CHP lideri Kılıçdaroğlu kimseye haber vermeden Kalamış Marina'ya gitti. Bir yatta gizli görüşme yaptı. Kimin Yannina gitti. Yannina yatın adıydı. Kimin Yannina gittiği hala ortaya çıkmadı. Fakat o görüşme bugüne işaret eden önemli bir adımdı diyor Ergün Diler Takvim gazetesinde sabahcası devam ediyor. Sevgili seyirciler İstanbul'da Beykoz açıklarında motoru arızalanan kuru yük gemisi Yeni Kapı'daki demirleme sahasına çekildi. Ayrıntılar haberimizde. Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Beykoz açıklarında motor arızası verdi. İspanya'daki limana giden 159 metre uzunluğundaki Santorini isimli gemi boğaz akıntısında sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti genel müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemi kurtarma botları ve römörkörler tarafından akıntıdan kurtarıldıktan sonra yeni kapıdaki demirleme sahasına götürüldü. Son zamanlarda artan sahte içki ölümleri üzerine denetimler arttırıldı. Ayrıntılar haberimizde. Kaçak içki imalathanesine baskın düzenlendi. 7 ton sahte alkol ele geçirildi. İstanbul'da sahte alkol zehirlenmeleri ve ölümler artarken denetimler sıklaştırıldı. Kaçakçılık şube ekipleri İstanbul Başakşehir'de sahte içki üreten iki yeni depo ve imalathaneyi belirledi. Gece saatlerinde düğmeye bastı. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkolle sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca iki kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü. Depo sahibinin ise iş yerini temizlik malzemeleri imalatı yapacağım diyerek kiraladığı öğrenildi. İstanbul'da sahte içki operasyonlarının diğer adresleri de Beyoğlu ve Ümraniye'ydi. İki şüpheli gözaltına alınırken 75 adet 1 litrelik şişelere koyulmuş sahte içki ele geçirildi. Bu konuyla ilgili ayrıntılar muhabirimiz Gamze Elçi'de. Gamze Elçi İzmir'de. Hemen Gamze Elçi'ye dönelim. Sabah Ajansı'na Gamze Elçi katılıyor. Günaydın Gamze Elçi. Günaydın. Evet maalesef yine kötü bir haberimiz var. Ölü sayısında artış var. İzmir'de hatırlanacağı üzere dün anlatmıştık. 18 kişiye ulaşmıştı ölenlerin sayısı. Maalesef bir kişi daha hayatını kaybetti ve sayı 19'a ulaştı. İzmir'de 19 kişi hayatını kaybetti. 20 kişinin de yine tedavisi devam etmekte hastanelerde. Yoğun bakımda ünitelerde tedavileri devam ediyor. Ve tabii ki durumları ciddi kritik olanlar da var. Ve toplamda baktığımızda 8 ilde hayatını kaybeden sayısı da 45'e ulaşmış oldu. Denetimler de devam ediyor tabii ki. Az önce haberimizde de izledik. İzmir'de Jandarma komutanlığından yeni bir basın açıklaması geldi. İzmir Jandarma bir buçuk ayda yaptığı baskınlarda 18 ton etil alkol ve toplam ve 35 tonda ayrıca sahte içki ele geçirdikleri bilgisini verdi. Tabii bunun dışında çok sayıda kapak, çok sayıda sahte etiket ve şişe var. Ele geçirilen aynı zamanda aromalar var. Var. anason kokusu ve tadı vermesi adına kullanılan bu anasonlarda tabii ki kit adı verilen bu anasonlarda yapılan baskınlarda ele geçirildi. Ve İzmir'de 10 kişi gözaltındaydı. Ee, özür dilerim, 20 kişi gözaltındaydı. Adliye sevkleri gerçekleşmişti dün ve bu kişilerden yani 20 kişiden onu tutuklandı. Onu da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir'deki son durum bu. Gelişmeleri biz takip ediyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de yine denetim ve baskınlar yoğun bir şekilde sürmekte. Gamze Elçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sabah şansında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Korona virüsle mücadelede en büyük savaşı, en ön cephede yer alan sağlık mensupları, sağlık çalışanları veriyor. Bu yüzden onlara virüsün bulaşma ihtimali daha yüksek. Aksaray'da görev yapan Doktor Kemal Bey. Bakın sizler için ne anlattı hepimize. İlaç bir var, Başka bir şey. Başka bir şey. O yoğun bakıma düşmanlar yaşatmasın Rabbim. Aksaray'da aile hekimliği biriminde görevli doktor Kemal Songür tedavi gördüğü hastalardan virüs kaptı. Ambulans 112'le görülen hastaların %80'i pozitif gelmeye başlamıştı. Ben de bu hastalığa yakalanmış bulundum. Durumu her geçen gün ağırlaştı. Nefes alma problemi de yaşayınca yoğun bakıma alındı. Kanlı balgam şikayetlerimin olması üzerine son sıkıntım çok artması üzerine yani size söyleyeyim 5 metre dahi oksijensiz gidemiyordum. İmmün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan Doktor Kemal Songür o günleri düşmanı bile yaşasın istemiyor. O yoğun bakımı düşmanma yaşatmasın Rabbim. Çok zor bir süreç. İnsanın psikolojisini etkileyen bir süreç. Yoğun bakım servisinin insan psikolojisini zorladığını söyleyen Doktor Songür maske ve mesafenin önemine dikkat çekti. O durumu keşke tüm vatandaşlarımız görebilse de yani şu maskeyi bir değil üçer üçer takarlar. Açık ben size söyleyeyim. Doktor Kemal Bey bakın nasıl uyardı hepimizi. Aydın'dayız 15 yaşında evlendi. Özlem Kamacı 7 yıldır eşinden korkunç şiddet görüyor. Son olarak 3 çocuğunun gözü önünde tanınmaz hale geldi kadın. Gazetelerde de fotoğrafları var. Yüreğimizi dağlayan fotoğraflar bunlar. Sefer Ayçe karşımızda. Sefer Ayçe. Günaydın kolay gelsin. Söz ve yayın sende. Erkan iyi yayınlar diliyorum. Evet şu anda Söke'deyiz. Gördüğümüz manzara karşısında gerçekten işler acısı, özlemin hali. Fotoğraflara baktığında zaten dayanamadık ama canlı görünce de inanın şimdi göreceksiniz siz de. Özlem Kamacı şu anda annesinin evine sığındı yanımızda. İşte o yaşadıklarımıza zor da olsa anlatacak. Ee, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. An ee, bir anlatır mısın nasıl oldu bu olay, bu hale nasıl geldin, neden oldu? Sarhoştu zaten. Ee, i̇şte sarhoştu, Bayağı içmişti. Evet. Zaten her zaman olan bir şey, devamlı olan bir şey, sürekli yapıyor. Evet. <laughs> saçlarım evet. iyi oldu. Saç sa zaten saçlarım iyi oldu, vurdu. Devamlı defalarca vurdu. Neden yani, çıkıyorduk çıkıyordu kavga? Evlendiğinizden beri 7 yıldır. 7 yıldır evet 7 yıldır. Evet. Yani 6 yıl kayınvalidem birilerle oturdum. Onlar onların göz önünde de defalarca dövdü. Tamam onlar ayırmak istediler, araya girdiler, şey yaptılar ama o kimseyi dinlemiyordu tabii. Ne annesini ne babasını kimseyi dinlemiyordu. Hı hı. Gene yapacağını. Hamileyken dövdü defalarca. Hamileyken? Evet. Hatta en son ee, küçük kız ama hamileyken dövdü. Beni aldattığını öğrendim. Hesap sordum dedim ki sen beni niye aldatıyorsun? Onun için dövdü sırf. Mesela e, bunun da neden yaptığını söyle, şöyle söyleyeyim. Beni aldattı. Hem de en yakın akrabasıyla aldattı. Ben bunu herkese yaydım. Bana her zaman diyordu zaten sen beni insanlara rezil ettin. Tamam, sen beni rezil ettin diyordu. Ee, i̇şte insan içine çıkacak halime bırakmadın diyordu. Ee, onun için yaptı. Zaten beni dövmeden önce de halasıyla konuştu. Halasına diyor ki, hala diyor, sen diyor benim diyor sevdiğim kızı biliyordun diyor. Ben bunu diyor, sevdiğim için almadım. Onu da biliyordun diyor. Halası diyor ki yapma diyor. Hani dövme kızı diyor. Hayır diyor. Dövmeyeceğim de diyor. Cezaevine giremem ben onun için diyor. Zaten girmedi de. Ben onu dövüp de diyor cezaevine giremem diyor. Ondan sonra halası kapattı. Ondan sonra e, dövmeye başladı yine. Başladı ya yıllardır... büyük bir ihtimalle intikam aldı bu sefer. Normalde yıllardır yaptığı bir şey. Ama Neden çıkıyordu? Bu sefer... Neden dövüyordu? Size ne gösteriyordu bana? Yani 7 yıldır siz bu şiddetli gülüyorsunuz. Mesela diyelim 7 yıldır ben kaynanamla, kayınvalidemle aynı evin içindeydim. Kaynanam diyordu ki Özlem şunu niye böyle yaptın? Bu hemen şey yapıyordu. İşte sen beceriksizsin. İşte sen şunu yapamıyorsun. Sen bunu yapamıyorsun. E benim annenle aramda bir şey olan bir şey. Sen niye karışıyorsun? Mesela onlar benim en büyük şahidim kaynanam. kayınpederim, kayınçım, eltim. Ama tabii onlar da oğlanlarını savunuyorlar. Benim yanında hiçbir zaman olmadılar durmuyorlar. Siz bu kadar şiddet gördükten sonra ne yaptınız? Başvurdunuz mu emniyet güçlerine? İki tane davamız var zaten. Hatta birinde e, baya büyük oldu Haziran ayında e, uzaklaştırma aldım. O Konya'daydı arıcılık yaptığı için. Hı hı. O Konya'ya git, O Konya'daydı. Ben de Konya'dan geldim buraya. Uzaklaştırma aldım. İşte son. Bir hafta, iki hafta içinde tekrardan geldi barışalım diye. Barışmak Kaç çocuğunuz izledi. var? Üç. Üç çocuğunuz var. Ya Bir hafta anca bir arada durduk. Sonra gene bu haldeyim. bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Şu andaki haliniz böyle. Başka dar de vücudunuzda var, var diyorsunuz. Kollarınızda var. Ne yapacaksınız bundan sonra? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Boşanmak istiyorum yani bir an önce. Hı hı. Ve ondan kurtulmak istiyorum. Siz dövdükten sonra hiç arayıp sordu mu? Hayır. Hı -hı. Bir tek çocuklarını aldı ya arada. Hı -hı. Al evet, hatta en küçük kızımı hiç istemiyormuş. Onu hiç sevmiyormuş. Hı -hı. Çocuğu Hı -hı. olarak görmüyormuş onu. Ne söylemek istersiniz? Son cümle olarak. İşte bir an önce boşanmak istiyorum ve ondan kurtulmak istiyorum. Hani biliyorum ceza almayacak. Her yaptığına rağmen almayacak. Ama inşallah e, görürler de hiç olmazsa birazcık ders alsın, birazcık aklı başına gelsin. Ceza alsın da aklı başına gelsin yani. Ceza almasın istiyorsunuz. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz, yaşanmaz. Teşekkür evet, ederim. Erkan Özlem Kamacı'nın hali böyle yaşadıklarını anlattı. Gerçekten durumu içler acısı halde. Biz de görünce burada çok üzüldük bu haline. Ama işte bakın önümüzdeki günlerde nasıl bir sonuç alacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Sefer Ayşe karşımızdaydı. Allah sabır versin, Allah dayanma gücü versin. Demek ki kanunlarımızda ciddi sıkıntılar var. Bu ve benzeri durumlarda kanunlarımız yetersiz kalıyor sevgili dostlar. Kalyon Holding'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnasıyla ilgili iddialarına yanıt geldi. Yanlış iddialara sessiz kalamayız dendi. Kalyon Holding'den gelen açıklamada. Kalyon Holding'den vergi istisnası iddialarına yalanlama geldi. Basın açıklamasında devletin şirketlere taradığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır diye kaydedildi. Kalyon Holding, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı asılsız o iddiaları belgelerle açıkladı. Kalyon Holding açıklamasında şirketimizi karalamaya yönelik bu çirkin, dayanaksız ve cahilce iddiaların gerçekle ilgisi bulunmamaktadır diye vurgulandı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında gündeme getirdiği, son birkaç gündür bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan şirketimizi karalamaya yönelik bilgisizce ve art niyetli iddialar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Habere konu olan Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı ihalesi uluslararası firmaların katılımına açık bir şekilde gerçekleşmiş ve şirketimiz en uygun fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı için sözleşme toplam bedeli, vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme, Damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. Şirket yaptığı açıklamada devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanlarının yanlış şekilde yansıtıldığının altını çizdi. Bilinmelidir ki 2017'ye 4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır. Bu damga vergisi muafiyeti de bütün ihale bedelinin yüzde birini dahi bulmayan bir miktardır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz. Açıklamada ne siyaset ne de gazetecilik ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan şirketimizin itibarını karalamaya yönelik bu haksız, dayanaksız ve tümüyle yanlış iddialar karşısında tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz ifadeleri kullanıldı. Halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk Halkbank yapar, Halkbank. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, ekonomi bültenimizde sıra Faruk Erdem. Huzurlarınızda hoş geldin Faruk Erdem. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi Kalyon Holding'den yapılan açıklamadaki Doğru. önemli bilgileri seninle de bir geçelim. E, dün Konumuzla e, geldi ilgili zaten ekonomi. açıklama evet. E, yani zaman zaman konuşuruz. Böyle bir muhalefet anlayışı var. Devlet kurumlarına, bu ülkeye yatırım yapan şirketlere saldırarak muhalefet etme anlayışı var. Evet. E, tabi bazı gazeteler, tabi iş e, meclis çatısı altında bir grup toplantısında da konuşulunca tabi açıklamadan da anlaşılıyor ki Uluslararası şirketlerin katıldığı uluslararası açık ihalelerde kazanan şirkete zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte harç, pul gibi Hı. damga vergisi gibi küçük ödemelerde bir istisna evet. sağlıyor. Kim yani, kazanırsa kazansın, aynı, hangi şirket sağlık. olursa olsun ve kanunla zaten Doğru. belirlenmiş bir durumdan <laughs> bahsediyoruz. yani. O Erkan'a, Ahmet'e, Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya değil. Aynen. Yani kazanan herkese yapılan bir uygulama ki e, ihale bedelinin yüzde birine bile denk gelmeyen bir rakam. Evet. Ama bahsedilen rakam zaten ihale bedeli sanki vergi istisnasıymış gibi göstermiş. Evet. E, Kalyon Holding'in de açıklamasında var zaten. E, gelirden kaynaklanan tüm vergilerin ödendiği belgesiyle, tarih evet. sayı vererek açıklanmış. Yani... E, bu açıklamadan sonra herhalde bir özür dilemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hayır, ama öyle, öyle, bir, öyle bir kültür Türkiye yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde olunca millete mal olmuş. Özür özür de yok. Yok yani. çamur at izi kalsın. şimdi bunu adam genel başkan sıfatıyla yaparsa o partinin diğer sevenleri, mensupları Tabii. onlar da önüne gelene yalan, iftira... Hayır. Yani bu ülkeye her şeyi yatırım yapan yani. bakın bu ülkenin biliyorsunuz ilk 17-25'i düşündüğünüz zaman bu ülkedeki mega projeleri yapan şirketlere yönelik oldu. Tabii. Yani bu ülkeye yatırım yapılması birilerini rahatsız ediyor. İçeride dışarıda Onlar hep konuşuyoruz. Türkiye'de, Türkiye'deki uzantıları da Aynen. görev alıyorlar. Doğru. Sanayi üretimi aslen vermiyor. Arda Hanlı Ferhat. Ferhat bunu alıyor. Evet. Evet, biz de şöyle geçiyoruz. yiğit, yaz delikanlı <laughs> masayı alsın biz de sanayi üretimi... Artık Oradan mı? Evet. Yani bu konudan sonra şunu da bir iki cümle söyleyeyim. Dün bu stüdyoda da konuştuk. Bir de tabii sadece şirketlere değil vatandaşlara yönelik de işte bir kriz algısı oluşturup moralleri bozup insanların işine gücüne evet. devam etmesini önlemeye yönelik hem medyadan oluyor hem siyasetten oluyor maalesef böyle evet. bir durum var. Ama rakamlar onları evet. yalanlıyor ben ama yani. onlar da rakamları yalanlamaya çalışıyorlar. Evet. Yani buradan konuşuyoruz işte Elinoğlu'nun OECD'nin e açıkladığı rakamları bile yalanlamaya kalktılar. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Tabii Onlusuna bir, bir biraz salgın konuşalım. hastalık felaketi var. Evet. Mart ayından bu yana tüm dünyada. Var. Neredeyse bu bir, bir yıl var. olacak yani aralıkta Tabii. falan duymuştuk ilk hatırlarsanız. Tabii. Hani bize Tabii. gelmesi Mart'ı buldu. Tabii. E, dolayısıyla hani biz Haziran'la birlikte zaten gelen rakamlara baktığımız zaman toparlanmayı Sokaktan da görüyoruz, çalışma hayatından da görüyoruz. Mesela kısa çalışma ödeneği diye bir şey var biliyorsunuz. Hani e, e, üretimi duran şirketlerin çalışanlarına devlet maaş veriyor. Oradan geri dönüş 2 milyonu geçmiş. Yani insanlar işlerine dönüyorlar. Yani kısa çalışma ödeneğini bırakıp normal çalışmaya geçen işçi sayısı 2 milyonu geçti. Bu da zaten rakamlara yansıyor. Şimdi e, sanayi üretimi 10.4 geldi Ağustos'ta yıllık. Bu beklenti 7 idi. 7'nin üstünde geldi 10.4 e, aylık ise 0 beklentiydi yani hiç artmayacak deniliyordu. O da 3.4 arttı. E, Sayın Bakan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıkladı OECD'de birinci dünyada ikinci sıradayız bu noktada. Bütün bu salgın hastalık felaketine rağmen... Çarklar dönüyor. Dönüyor. Dönemli. Dönmeye de devam edecek. Evet. Bunun anlamı şu. Bir daha olur. söyle. Nerede neyiz, nerede neyiz? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tanımı önemli. Doğru. OECD'de birinciyiz. OECD ülkeleri e, evet. içinde e, sanayi üretiminde dünyada da ikinciyiz. Yıllık artışlara baktığımız zaman sanayi üretimi birinci çeyrekte 5.7 idi. Bakın ikinci çeyrek zaten hani az önce söylediğiniz o salgın hastalığın en çok evet. yoğun yaşadığımız noktaydı. Eksi 16.7 olmuş. Doğru. E, üçüncü çeyrekte 6.8 Perakende satışlar yine bakın 11.5 daralmış o noktada ve tekrar 8.6 yani şuna bakıyorum ben burada daralma çok doğal. Şimdi Birinci çeyrek mukayese. Birinci evet. çeyrek Ocak Şubat, zaman. Ocak Şubat Mart. Evet. Ee, Nisan. Doğru. Ocak Şubat Mart. Ocak Nisan Şubat da daha, Mart. Ocak Şubat Mart yani evet. daha salgın hastalıkla ilgili tedbirler ilan edilmemiş Doğru. var söylentiler filan ama Doğru. hala çarkların normal olarak. Hayat da normal devam ediyor. 5.7 iken şimdi. 6.8 yani evet. bu şunu gösteriyor aslında şu üçüncü çeyrekteki rakamlarla birinci çeyreğe baktığınız zaman biz e, salgın öncesine döndüğümüzde evet. görüyoruz büyüme 4.4 bakın 9.9 daraldık. Şimdi tabi buraya 7 değil, o soru işareti olacak. Üçüncü çeyrek daha çıkabilir. İnşallah 7 yani olur. İnşallah. Şimdi evet. Arkadaşlar beklentiyi de koymuşlar Çok ama. De. <laughs> yani şunu da söyleyeyim. Gerçekten buna da yakın bir rakam gelecek. Üçün İnşallah diyelim. İnşallah. O soru işareti olacak. Evet. O soru işareti daha açıklanmadı ama. Şunu evet. söyleyeceğim yani. Eksi 9.9 Yanlış aramadan... anlaşılmasın. Şimdi bunu alırlar. Çünkü yaptığımız her şeyi alıp yamultanlar ve yalanlarla. Doğru. Yayanlar var. Bu 7 yanlış yazılmış. Evet, o soru, soru işareti olacak. Ya daha açıklanmadı değiştirelim ama şunu, hemen ekrana. Evet. evet. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Burada e, zaten 4-5 civarında bir büyüme 3. çeyrekte evet. mutlaka gelecek. Araç yine Ama yine de söyleyelim. Yine evet. orada bir yanlışlık olmuş. Soru yani işareti yani orada bir oldu. Soru işareti daha açıklanmadı. 3. Evet. çeyrek. Onu da söyleyelim. Evet. Ama beklenti zaten ciddi bir büyümenin geleceği göreceğiz. Yani bu e, da kayıtlara geçsin. Şimdi bu çok önemli bir Anayasa Mahkemesi kararı. Bugün siz Anayasa Mahkemesi'nden çok bahsettiniz. Ben de <laughs> doğru, doğru bir elektrik mevzu <laughs> evet. var orada ama. Evet. E, herhalde... Kardeşim bu... Anayasa Mahkemesi'ne güven de kalmıyor. Kardeşim Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi yüksek dereceli bir yargıç gecenin bir yarısı Anayasa Mahkemesi'nin dışarıdan çekilmiş fotoğrafını ışıklar yanıyor diye kamuoyuyla paylaşıyorsun. Ya bir kere bu kamuoyuyla paylaşma nedir Allah aşkına ya? Yüksek dereceli yargıç <laughs> bir hakim devlet adabına sığar mı? İkide bir kamuoyuyla çiçek böcek de olsa paylaşır mı? Paylaşmaz ya. Ya ben eskiden Ergen biliyorum. Gibi yani hakimler inan şehir kulübüne gitmezlerdi ya. Lokantaya gitmezlerdi. Değil mi? E, hakimlikle o, 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 uyuşur mu uyuşmaz mı filan diye. Takım tuttuklarını anlatmazlardı. Maça gitmezdi ya hakim. <laughs> Aynen. Yani böyle bir şey olur mu ya? Şimdi ya, olağanüstü bir toplantı ha, başlamış yüksek orada. Yüksek dereceli. Da. Ya, Anayasa Mahkemesi üyesi sosyal medyada paylaşım yapıyor evet. ya. Böyle bir şey olabilir Devlet adabına yakışır mı? Hakimlik mesleğine yakışır mı böyle? Bak tartışıyor herkesin ağzında şimdi. Anayasa Mahkemesi şimdi lüzumsuz bir kurum bana göre. <laughs> Aynen. Durup durup Türkiye'de. Yani kararlarıyla konuşulmalı yani kardeşim, hakimlerinin, bir... yüksek dereceli yargıçlarının e, sosyal medyadaki abidik gubidik mesajlarıyla olur mu yahu? Sonra evet. nedir, elektrikçi misin sen kardeşim? Ha? Peki, Allah Allah. ekonomiye dönerim mi? Yoksa ışık <laughs> evleriyle filan bir ilgin mi var? Işıklara bu kadar takıntılısın, seviyorsun ışıkları. Eyvallah. Allah. Soruları Allah siz yahu. doğru yere koydunuz. Cevaplarını bekleyelim. <laughs> Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin başka bir kararı var. Olumlu kararları da var yani bu mesajların dışında. Bu trafik sigortası biliyorsunuz herkesin araç sahibi herkesi ilgilendiren bir şey. Zorunlu yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Karşı tarafa verdiğimiz zararı karşılıyor. Hem can mal e, zararını karşı can karar, zararını karşı hem de mal zararını. Yani evet. bir hastalık durumunda olduğu zaman bizim sigortamız onun hasarını ödüyor. Evet. Şimdi bununla ilgili bir karar aldı Anayasa Mahkemesi. Bazı bölümlerini iptal etti. Teknik bir karardı ama ben neye yol açıyor onu anlatacağım. Biraz araç sahiplerine. Millet canı yanlış anlar ha. Yani mesela evet. sağlıkla ilgili tabii, hastaneye tabii, yani... masraflarını falan karşılıyor gibi. Ama evet. ölüm durumunda da bir tazminat ölüm ödeniyor. Ölüm durumunda da var da evet. ama hani evet. ta, <gülüyor> <gülüyor> sağlık <gülüyor> harcamalarını da karşılıyor. Tabii. Değil evet. mi? Evet. Bir kısmını karşılamıyordu. Yeni karar onları sağlayacak. Tazmini, bu e, şirketlerin aleyhine vatandaşın lehine bir karar oldu. Tazminatlarda karayolları ve borçlar kanunu geçerli Heh, olacak bir ne kere. Güzel, bak. Evet. O bunlara bakılmıyordu. E, genel şartlar diye bir Şimdi şey vardı. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla konuşulmalı. Bence. Yüksek yargıçlarının abidik kubidik, sosyal medya <laughs> mesajlarıyla olmasın kardeşim olur mu? Bak Doğru. konuşuyoruz işte. <laughs> <Evet, bence. Arayza gülüyor> Her Aynen. Vatandaşın konuşur, lehine bir kararı konuşuyoruz. Evet. Sigorta şirketlerin tazminat sorumluluğu artmış oldu burada. Yani onlar biraz daha az tazminat ödüyorlardı. Artık şirketler geçici iş göremezlik ve bakıcı giderlerini de ödeyecek. Bunları ödeyemiyordu. Az önce Hı. söylediğiniz can e, sağlık meselesi He. o. 160 bin, Burası çok önemli. E, 160 bin kilometreden yüksek araç sahipleri değer kaybı, parası alamıyordu Hı. eski araçlar. Şimdi artık alacaklar. 165 yazmış bak yanlış. 165 bin kilometre. E, e, evet, doğru. 160 bin dedin sen. Öyle mi? Yanlış. Ben de yanlış söyledim? E, Doğrusu bak, bu. 165... Giderim ha Anayasa Mahkemesi'ne. <laughs> <laughs> Bozma kafamı. <laughs> 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 Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkı Yaparım var biliyorsunuz. Yakalım ışıkları görürsün. <laughs> Eyvallah. 165 bin doğru. kilometreden. Şimdi değer kaybı hasarsız araca göre belirlenecek. Evet. Yani e, hasarsız bir araç kaç liraysa sizin kaybettiğiniz değer de ona göre belirlenecek. Biliyorsunuz kaza yaptığınız zaman bunu da söyleyelim. E, tamir ettirdiniz arabanızı Akasko'dan ya da sigortadan fark etmez. Sigortaya müracaat ederek bir değer kaybı parası alabilirsiniz. Aman ha, ihmal e. etmeyin. Araç sahipleri daha fazla değer kaybı alacak. Karar devam eden davalarda da uygulanabilecek. Burası da önemliydi. Hı -hı. Bu değer kaybıyla ilgili bir sürü aracı e, şirketler var. Hı -hı. Sizi arıyorlar. Bunlar nasıl elde ediyorlarsa sizin kaza yaptığınızı öğreniyorlar. E. Durmadan sizi arıyorlar değer kaybınızı biz alalım diye. E, ama bunlara çok tevessül etmeyin. İlla bir hukuk davası açılacaksa e, resmi avukatlara gidelim. Yoksa mobil e, uygulamalardan bile başvuru yapabilirsiniz. Bunu da antiparantez söyleyeyim. Evet. Böyle şikretler... Efendim çok teşekkür ederim. Başka konu başlıklarımız da vardı ama süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Mesela Türk Hava Yolları Avrupa ikincisi olmuş. Evet. Hemen uçuş sayılarında anlatalım. Avrupa ikincisi oldu. Evet. Günlük uçuş sayılarında. O yüzden hani bu normalleşmeyi biz Avrupa'dan, dünyadan daha iyi sağlıyoruz bir, bir göstergede oydu. Evet. Hemen rakiplerine bakın. Bu İrlanda şirketi ki çok böyle hani ucuz yolcu taşıdığı için birinci sıraya çıkmış ama Air France Lufthansa, Türkiye Hava Yolları'nın önemli Altında vakitleri. Altında kalmış. Evet günlük uçuşu 663 olmuş Türkiye Hava Yolları'nın ki 5-10 Ekim Avrupa Hava Sahası'nda 99 bin sefer gerçekleşmiş. Hızlıca bunu da Hı. bana seyrettirdiniz. Hızlıca anlattık yani. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza ben katıldınız, bilgiler verdiniz. E, birlikteliğimizin sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yayını Pelin Başalma Şanlı. Hanımefendiye ve emanet ediyoruz, devre Benim Selim başan, şanlı da bu fakirin talebesi. Doğru. Yanımızda çok, yetişti. Çok başarılı bir arkadaş. Çok başarılı bir arkadaş. Çok bir arkadaş. Çok başarılı bir arkadaş.